Enişte yaktın bizi. Vallahi yaktın, bitirdin bizi ya. Sus, sus. Hayır, başımız olmadan gövdemiz nereye gidecek acaba? Ben o anlamda diyorum, yandık diye. Baba, benim için yaptım biliyorum. Benim sicilim temiz olsun diye. Affet beni baba. Kardeşim dur bir saniye. Yapmayın, etmeyin, asker ağlar. Şişt, polis, polis olma. Dur, konuşuruz onu baba. Yapmayın, etmeyin, ne olur. Bu adam benim babam. Polis, polis. Elinde oklamasıyla, bitmek bilmeyen dürüstlük davasıyla bu adam benim babam. Üstüne titrediği yuvasıyla, her gün fakire bedavasıyla bu adam benim babam. Yapmayın. Ya ben saçmalama, kendine gel. Baba, kapıda bekleyeceğiz seni, tamam mı? İyi olacaksın babam, babam. İyi olacaksın babam. Lan çokma kendini. Baba, avukatla konuşacağım, karara itiraz edip seni buradan çıkaracağız, merak etme. Şey, itiraz etmesek de hakimin suyuna gitsek. Gidip konuşsak hakimle, odasına girip babamın ne kadar vefakar, cefakar, kanaatkar. Bir dakika baba, azimkar, cüretkar, kimi zaman... hamurkar biri olduğunu hakimin odasına gidip anlatalım, olmaz mı öyle? Hayır, hayır, olmaz. Olmaz. Sen hiçbir şey söyleme, sen ağzını açma. Sen eğer konuşursan müebbet yatar baba. Karamsar olma, tamam mı? Çıkaracağız seni buradan. Şişt, enişte, sen hiç merak etme. Çocuğun ismini Rasim koymaları için sonuna kadar savaşacağım sana bir şey olursa. Ya dur be dayı! Ben karışma boyunca hakim beyi irdeledim. Bence gayet mantıklı kararlar verebilir. Senin hakkını teslim edecektir. Koskoca Rasim Bey'in, Bağçeşme'nin muhtarının adını denize çıkaracaktır. Tamam, tamam. Babam, babam. Böyle mi gidecektin sen ha? Tamam, duanızı dürüst dileyin. Tamam. Alo Oğuz, ne haber? İyi, ne yapayım? Annemin yanına geldim öyle de. Neyin var Tuğçe? Senin sesin niye kötü geliyor bu kadar? Ya dayımı yargılarken dedem girdi birden içeri, suç üstüne aldı. Sonra hakim de çok sinirlendi. Şimdi dedemi tuttular, kolundan götürüyorlar ya. Hapse atacaklar. Ne diyorsun ya? Neredesin sen, orada mısın? Geliyorum ben, tamam, ayrılma bir yere. Oğuluşum, nereye? Gelsene içeri. Anne, Rasim amcayı mahkemede tutuklamışlar. Kaçıyorum ben. Aa, ne alaka? Onu yargılamıyorlardı ki. Suçu üstüne mi almış? Ne olmuş? Tam anlamadım ben de. Yani Tuğçe'nin sesi çok kötü geliyordu. Yanında olmam lazım. İyi, peki. Aa. Duydun mu Mahmut Bey? Tuğçe zor durumda. Onun yanında olmam lazım dedi. Ateş bacayı sımsıkı sarmış ha. Ya o öyle, o öyle de. Yani Rasim Bey'i mahkemede tutuklamışlar. Niye? Ednan'ı mı dövmüş? Yok, suçu üstüne mi almış? Öyle bir şeyler dedi. Ne diyorsun sen ya? Hay Allah, olacak şey mi ya? Kaç yaşında adam ya? Adnan'ı içeri asalardı. Kime ne faydası var Adnan'ın? Ya şu tanem okuldan çıkacak şimdi de, hadi gidelim onu karşılayalım. Anahtarı yok, dışarıda kalmasın çocuk. Oh, tabii, hadi hadi hemen. Hadi gidelim. Dükkanı kapat. Ha, kapatıyorum. Dur. Dur, dur, dur. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Sen düşürdün beni dilden dillere. Başım alıp gider. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Sevdiğim cemalımı
aşığım ayım, seni seven aşık. Çeker ezvalım, getir elmas ayım, kelamullahı. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Ah, yani Mahmutcuğum, bana da bu türküleri sevdirdin ya. Türkülerimiz güzeldir, sevmek lazım. Ay ne güzel de söyledin, içli içli. Bence hiç gerek yoktu ya, yani tamamen şu anda bunalım olduk. Ne bunalım evladım? Bunalım falan yok. Bunların hepsi geçecek yavrum. Dedem eve gelmeyecek mi hiç? Güzel kızım. Annen baban eve gelsin, deden de gelecek, tamam mı? Gel bakayım bana bir. Gel benim güzelim, benim. Oy, 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 oy. Oy benim tanem gel. Gel şöyle bakalım. Kızım, ben de dedenim, değil mi? Ben de geleceğim. Hem seni parka da götürürüm. Olur mu? İster ben misin? Ben dedeceğim. Oy, sarıl bakayım şöyle bir dedeye. Allah'ına kurban senin. Seni yaradana kurban. Ah, geldiler galiba. Ha, geldiler. Baba! Oğlum. Oğlum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasıl geçti? Küfür falan yoktu değil mi? Hakaret falan? Yok baba, yok. Öyle bir yükseldi, bağırdı sadece. Küfür yok. İyi, hiç merak etmeyin. İki günde bu iş hallolur. İnşallah, inşallah. Bizim de yani denize çaktırmamamız lazım. Hiç olmazsa bir şey bulalım. Çünkü öğrenir, heyecanlanırsa bütün sürece en baştan başlarız. Babanı ararsa, görüntülü konuşmak isterse ne olacak? Doğru söylüyorsun. Buraya bir şey uydurmamız lazım işte. Ne bileyim, bir yalan buluruz değil mi dayı? Bana ne oğlum senin yalanında? Sana yalan mı bulacağım? Sanki bu konunun uzmanıymışım gibi. Tövbe tövbe. Tabii, abim hiç yalan konuşmaz. Bu konunun uzmanı hepimiziz, abim yabancısı. Ay ikinci iftiracı. Ya. Sevgisiz ya. Ah, gitti evimin direği. Ay, nereden senin evinin direği oluyormuş bir kere? O Canancığımın direği. Sen nereden çıktın? Hanemize sarılık bulaştıracaksın. Bir kere ben Canancığıma destek olmak için geldim. Sağ ol Feryal, sağ ol. Böyle bir şey geldi işte başımıza. Geçmiş olsun. Hadi buyurun, buyurun, buyurun. Hadi böyle sokakta. Buyurun, buyurun. Ben giremiyorum ki. Abla, istersen mutfak kapısını açayım, oradan girelim ikimiz. Adnan, ben seni çiğ çiğ yerim, vallahi yerim. Al biraz su iç. İyi gelir. Titriyor musun sen? Biraz. Ne zaman böyle ağlasam bir ürperti geliyor bana. Al bakalım şunu sen. Yok yok. Al al al. Sen böyle karşımda serçe gibi titreyeceksin. Ben de buna razı olacağım. Öyle mi? Sen ne yapacaksın? Merak etme beni. Bir şey olmaz bana. Dediğin de bir şey olmayacak, tamam mı? Üzülmeni istemiyorum artık. Onu çok sevdiğimi biliyordum ama o kadar çok sevdiğimi bilmiyordum. İnsan sevdiğinin kıymetini yakınındayken bilmeli işte. Ya bir de bu sevmek şöyle bir şey ki, çok garip. Nasıl denir, nasıl tarif edilir bilmiyorum ama böyle sanki tam olarak anı yaşamakla alakalı bir şey herhalde. Sevgileri yarınlara bırakmamak lazım. Tamam. Geçtin mi şuna?
şu an daha iyi. Ne düşünüyorsun? Dediklerini düşünüyorum. Sevgileri yarına bırakmamak lazım falan. Yani? Yani... Dedem çıkar çıkmaz ilk ben sarılacağım koşa koşa. Derya nerede Tuğçe? Bilmem nerede Sahi Tuğçe. Ne demek kızım bilmem Sahi Tuğçe nerede ya? Ya adliyeden çıkarken bir telaş hepimiz bir arabaya bindik. Bizim arabada değildi. Hayda. Ya bir şey söyleyeceğim. Tuğçe'yi gören yok mu? Tuğçe yok. Nasıl yok ya? Yok. Sizin arabada değil miydi abi? Yo, ben sizin arabada zannediyorum. Bizim arabada da değildi. Allah canınızı almasın. Kızı orada mı unuttunuz yoksa? Yok anne. Ya arasanıza. Havada karardı. Başına bir şey gelmesin. Ne gelecek koca kızın başına ya? Telaş etmeyin bir durun hele. Derya kızım, dolapta yemekler olacak. Getir de koy, ısınsınlar. Tamam. Ya Allah aşkına yapmayın. Hırtlağımızdan yemek mi geçer Aslan Kral evde olmadıktan sonra? Çocuklar yiyecek Adnan. Aç mı kalsınlar? Aman işte konuşuyor. Senin kadar değil. Sen konuşmasan çatlarsın. Telefonum çalıyor. Efendim baba. Alo. Tuğçe neredesin sen kızım? Sonunda aklınıza gelebildim. Ya bana serzenişte bulunmayı bırak. Neredesin onu söyle. Eve doğru geliyorum işte. Sağ olun gerçekten beni bıraktığınız için. Ya kızım biz üzüntüden ne yaptığımızı mı biliyoruz? Gözünü seveyim ben. Neredeysen geleyim alayım seni. 10 dakikaya evdeyim ben. Hadi kapatıyorum. Bay bay. 10 dakikaya evdeyim diyor, geliyormuş. Görüşürüz falan dedi. Duydun. Benim artık gitmem lazım. Ne zaman konuşacaksın babanla? Ya da yani konuşacak mısın? Konuşacağım tabii ki. Yani vakti geldi bence artık. Seni de haberdar ederim, olur mu? Olur, olur. Haberleşiriz. Hadi kalkalım artık. Kalkalım, kalkalım. Ver bakalım çantanı. Hoppa. Al bakalım çantanı. Al bakalım suyunu. Teşekkür ederim. İstersen montu ver de birlikte olduğumuz anlaşılmasın. Haklısın ya, kusura bakma, unuttum. Görüşürüz. Görüşürüz. Haber ver gidince. Şunu kapatsana, çok kötü kokuyor. Rasim nerede? Var mı bir haber? Maalesef benim avukat şehir dışındaymış. Ah be! Ama başka bir arkadaşı vardı avukatı olarak, ona yönlendirdi. O da şimdi adliyede nöbetçi hakime dilekçe veriyor. O yüzden dedi ki... Yarın çıkartırız büyük ihtimalle dedi. İnşallah. Ay, hadi inşallah. Bakalım. Hadi bakalım. İnşallah. 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 O zaman aşkım beni buradan götürür müsün? Sana ne oldu? Çok kötü kokuyor burası. Tutayım tutayım diyeyim, kendimi de tutamıyorum ya. Nimete öyle denmez. Çarpılırsın. Şimdi ben sana bir çarpacağım. Görürsün sen çarpılmayı. Nimete mi diyor? Niye diyor acaba? Niye diyor?
kötü kokuyor diyor. Kız bize mi diyorsun acaba kötü kokuyor diye? Yahu kız hamile. Ay sen ne anlarsın? Sina oğlum tamam sen al Damla'yı götür eve. Bir şey olursa çağırırsın bizi. Tamam anneciğim ben bir durum olursa size haberdar edeceğim. Sina çok sağ ol ya kardeşim yorduk seni. Ne demek abi? Anneciğim teşekkür ederim. Ya of ya. Ya tamam. Tamam merak etme çıkacak baban. Tamam sakinleş artık. Çok üşüyorum. Ya babam da orada çok üşüyorsa? Merak etme babana iyi bakıyorlardı tamam. Merak etme. Ya ben üşüyorum diyorum. Ne bakıyorsun yaksana şunu ya. Tamam yakayım şunu güneşi. Ay Sina başım döndü tut beni. Ne oldu? İyi misin? Başım döndü. Tamam gel şöyle oturalım gel. Gel. Otur şöyle. Heh. Of bu hamilelik ne kadar zormuş ya. Merak etme ben sana hep destek olacağım. Birlikte alışacağız tamam mı? Ve bu işin sonunda bizi böyle ınga ınga diye bir şey karşılayacak. Ay yine başım döndü. Ne oldu yine mi kötü oldun? Ya ben bütün gün hiçbir şey yemedim. Acaba ondan mı oluyor? Yani ben sana bir çorba yapayım mı? İnternetten organik tarhana sipariş etmiştim. Hı? Ya yok ne tarhanası ya? Kokuyor diyorum. Tarhanayı çok seviyorum ama yiyemiyorum ki işte şu anda. Tarhana mıyım yani şu an? Yani tarhana değilsin de yani ne bileyim aç karnına da olmaz ki böyle. O zaman şöyle yapalım. Dolapta çubuk kraker vardı. Sen bana onu getir onu yiyeyim. Tamam. Yanına bir şey ister misin böyle çay falan? Kokuyor diyorum ya kokuyor. Sen bir tane böyle sıcak bir suyun içine iki kaşık şeker at, bir de limon sık, karıştır onu getir. Tamam sevgilim. Tamam. Gel buraya. Hı? Canım karım benim. Ya ben ne kadar şanslıyım ya. Aynı babam gibi bir adamla evlenmişim. Bakın, şimdiden peşin peşin söylüyorum. Sakın mahallede Rasim hapse girdi falan demeyin. Vallahi milletin ağzından düşmeyiz. Vallahi ben de affedersiniz peşin peşin söyleyeyim. Ben yarın karakola gideceğim. Ve itiraf dilekçesi imzalayacağım. İtiraf dilekçesi ne be? Ya işte mührü babam kırmadı ben kırdım diye gidip itiraf edeceğim. Oğlum sana ne oluyor? Asıl sana ne oluyor? Bana bak dayı bey. Sen beni salak mı sandın ha? Benim oğlum gidecek orada hapis yatacak. Sen de serbest serbest gezeceksin. Yok öyle ya ama. Öyle bir dilekçe şekli varsa yarın ilk iş ben gider veririm. Hayır. Ben gideceğim ben imzalayacağım. Yok öyle bir dilekçe şekli ya. Ben bu ailenin ikinci reisiyim kardeşim. Ben buna karar verdim bitti. Allah Allah. Biz bunu kaç kere konuştuk kardeşim daha ne kadar konuşacağız ya. Babamın yokluğunda yaş büyüklüğünden dolayı evin en büyüğü ben olduğum için evin reisi benim ya. Ne alakası var ya? Ne demek ne alakası var? Kaç kere söyleyeceğiz bunu ya? Tamam kardeşlerim siz şampiyonluğu aranızda paylaşırsınız. Ben yarın karakola gidiyorum. Yok öyle bir dilekçe şey. Bana bak bana bak. Sen biraz önce demedin mi? Deniz bunları duymasın yoksa dağılır diye. E senin hapse girdiğini duyunca ne yapacak kız? Ha? Dağılmayacak mı? Ama anne doğru söylüyorsun. Ben vazgeçtim arkadaşlar. Anası kılıklı. Benim oğlum öyle olmaktan şeref duyar. İstersen madalya alsın taksın. Ama tamam sevgilim ama tamam. Ağlama. Şu an ya böyle duygularım o kadar gel gitti ki hormonlardan herhalde böyle 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 şu anda. Bence de. Ama şey olsun. Olsun. Sen kuru inciri ne yaptın? Kuru inciri ben söyledim. Aydın'dan sipariş ettim organik yarın gelecek. Yarın mı? Hı. Ya ben yarın ne yapayım kuru inciri ya? Ben şu an yemek istiyorum zaten. Hiçbir şey yiyemiyorum ya. Of. Tamam ben gideyim halledeyim o zaman şimdi. Tamam, tamam. Hayır gitme beni bırakma. Nereye gidiyorsun? Ne yapayım ben şu an Damla? Yani benimle mi gelmek istiyorsun? Ben anlayamadım şu an. Ya ben seninle nasıl gelebilirim? Üşüyorum diyorum ya. Bak üşüyorum. Ayaklarım dondu. Çorap bile yok ayağımda. Tamam ben yarın ilk iş bunu halledeceğim tamam mı? Hayır değil şu yarın değil işte.
istiyorsun? Yarın değil, hayır. Şu an istiyorum diyorum. Ne yapayım ben yarın? Tamam, ben şey yapacağım, halledeceğim. Canım karım. Yok, sen şey yap bunu böyle, tamam mı? Ben halledeceğim. Canım karım, halledeceğim ben. Sen şey yap, ben... Çorap getir. Vallahi ben yarım kalan işimi tamamlamaya gidiyorum arkadaşlar. Gideceğim, babalar gibi de suçu üstüme alacağım, bitti. Ne münasebet ya, senin küçücük çocuğun var. Orada oturuyor, duyuyor ayrıca, sus. Sen de uçuyorsun ha. Ne uçması ya kayınbaba? Ya sen suçu kabul edemezsin. Senin için tebligat geldi. Yapımcını göndermiş. Yumruk attın diye. Nasıl ya? Ne tebligatı? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Aşkım? Vallahi bilmiyorum. Baban bu yüzden koştu mahkemede, aldı soluğu. Sen bu cezayı kabullenme, tamam mı? Öbür taraftan cezayı yiyeceksin. O zaman duble ceza olacak. Hapis yatacaksın. Arkadaşlar, ben de vazgeçtim. Şimdi hadi bakalım Ferdi'ye de desene ana sıkılıklı diye. Hadi de. Niye diyecekmiş canım? Kaan'a dedi ya ana sıkılıklı diye. Ona da desin hadi, anasının oğlu de bakayım. Derim tabii ki canım, Allah Allah. Ana sıkılıklı. Oh ya, ne yapıyorsun abla ya? Göz kırpıyorum, ondan da anlamıyorsun ya. Ne diyeyim adama? Ha ne diyeyim? Vazgeçti diye baba sıkılıklı mı diyeyim? Adam aslanlar, koçlar gibi girdi, içeride yatıyor. Dayısı kılıklı de, dayısı kılıklı de. Kalk. Kalk, sabrettim, sabrettim ama sabrın da bir hududu var herhalde. Yürü. Tamam. Anne. Anne, ne yapıyorsun? Tamam anne, tamam. Yapma anne. Ya Dünür, gel şöyle otur ya. Yeter be, yeter. Canancığım, bak sende de kabahat var. Yahu Rasim Bey hiç istemedi bu Edna'nı. Sen zorla soktun eve. Feryal, ya zaten sinirim tepemde. Sen de damarıma basma. Yok anneciğim, annem damara basmak için değil, daha çok tespit olarak söylemiş olabilir. Tamam be, sen de illa ki tespitte bulunmasan olmaz ha. Ben paramı öyle kazanıyorum ya, ne dedim? Ha, doğru ya. Fidan, bak bu sana gelirse sakın eve alma ha, kandırabilir seni. Niye kanayım abla? Ha, ben sen miyim? Hayır, hayır, tamam anne. Bir dakika, lütfen ya, lütfen. Biraz bana odaklanabilir miyiz, ne olur? Nerede şu tebligat? O Sina'da. Yarın sabah alırız, bakarsın. Ha, Sina geldi herhalde. İyi insan lafının üstüne gelirmiş. Doğuş'a! Hadi dayıcığım. Geleyim mi abla? Gelme. Bak gidiyorum ama ha. Git. Bir şey alayım. Makine var, onu alayım. Defol, çık! Abla ne yapıyorsun? Anne dur, bir şey olacak şimdi. Anne Allah aşkına. Anne açma Allah aşkına ya. Lan be. Lan heyecan bana fazla ya. Yeter ya. Ne halt edeceğim ben şimdi ya? Ablam direkt kırmızı kartı çıkardı. Abla! Gel, gel. Dur. Aa! Vallahi yandım ben. Her şeyi eski haline döndürmem lazım. Ablamın gözüne girmem lazım. Ne yapacağım? Kafayı toplamam lazım. Ben en iyisi Nedim'in dükkanına gideyim. Orası bana uğurlu gelmişti çünkü. Baba. Dedem hapisten çıkarsa sen mi gireceksin? Yok kızım, öyle bir şey. Nereden çıkardın onu? Kimse hapse falan girmeyecek. Hem sen bunları düşünme, tamam mı? Hadi biraz hamurlarınla oyna. Annen gelecek yanına. Bir öpücük al. Oh.
Ne yapacağız Ferdi? Hiç bilmiyorum. Bu yapımcının tebligatı da önemli. Sana birkaç iş teklifi daha geldi. Çalışmak istemiyorum aşkım. Yani şu başıma gelenlerden sonra ben bu sektöre küstüm. İşte zaten bu tavrından sonra yapımcılar seninle daha çok ilgilenmeye başladı. Seyirci bu duruşunu seviyor diye. Tamam işte. Seyirci beni sevdi ya, hemen kullanmaya çalışıyorlar. Instagram'ım patlamış ya. 1 milyon olmuş. Ne diyorsun? Vallahi geçmiş bile hatta. Sonra bunlar bana Ferdi milletin çocuğu diye gaklıyorlar. Yani beni oyunculuğum için falan değil, reytingim için istiyorlar. Doğru. Doğru söylüyorsun da. Kızın okul parası ne olacak? Bir de o var. Kızı okuldan mı alacağız? Yani tamam birkaç arkadaşıyla sorun yaşadı ama... okul çok iyi be Ferdi. Kaç para alırsın? Bölüm başı 150 bin alırım. Ben o kadar eder miyim ya? Sen çok daha fazlasına layıksın. İyi tamam bir... konuş bakalım proje neymiş, rol neymiş. Gerekiyorsa tanem için yaparım yani. Sen çok iyi bir babasın. Zaten bu yapımcının davası için avukat falan para lazım olacak gibi. Öyle. Babam da içeride. Ne zaman çıkacağı hiç belli değil. Birinin bu ailenin yükünü sırtlanması lazım. Değil mi? Hadi sen tanemin yanına git de yalnız kalmasın. Tamam ben de geç olmadan yapımcıyı ararım sabah. Ben de seni. Damla, dinler misin? Damla, aşkım. Ya neden böyle yapıyorsun ya? Her sabah bunu yaşıyoruz yani. Niye yapıyorsun bunu? Bak tamam, gerçekten özür dilerim. Ya Sinan, senin özür dileyeceğin bir şey yok ki. Farkındayım, tamam her şeyi ben yapıyorum ama kontrol edemiyorum işte. Sen gelme şimdi benim peşimden. Ben seni görmek istemiyorum şu anda, tamam mı? Gelme. Ama Damla yani... Gelme! Ya nasıl gelmeyeyim Damla ya? Damla. Damla. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Babanın çiçeklerini suluyorum. Sanki bir şey olduğunu anlamışlar gibi. Baksana hepsi boynunu bükmüş. Şimdiden çok özledim. Sinan çok özür dilerim. Aa. Az önce bağırıyordun kızım. Ne oldu şimdi? Anneciğim Damla'nın duyguları bu aralar biraz gitgelliymiş de o yüzden. Normal. Sina, babanın ilaçlarını vereyim de götür. Sen bir git gel, sonra Damla'nın gitgellerini hallederiz nasılsa. Tamam anneciğim, ben zaten bugün avukatı da götüreceğim. Börek de al götür. İçeri alırlarsa tabii. Bir de börek kutusunun içine bunu koy. Dün gece yazmıştım. Tamam anneciğim, ben halledeceğim. Merak etmeyin. Teyze, bunu da kutunun altına koysana. Bu ne? Annem babama mektup yazmış. Aa, ay ne yazdı acaba? Okudun mu? Tabii, okudum. Hatta görüldü diye mühür bastım. Teyze, Allah aşkına olur mu öyle şey ya? Ya ne bileyim ya, okusaydın keşke. Ya ablam istemeden şimdi enişteme üzecek bir şey falan yazmıştır diye dedim. Yok ya, ben götüreyim vereyim de yani sonra babam çıktıktan sonra annem beni üzer yani. Aa tamam, şey dersin o zaman.
yakalandı dersin. Kapıda yakalandı. O yüzden de veremedim dersin. Ya teyzeciğim yok ya. Gerçekten gerek yok yani. Ben annemle ne dediyse onu yapayım. Gerisine karışmayacağım. İyi, tamam o zaman. Bir de bir kutu daha yapalım ya. Oradaki memur arkadaşlar için. Şimdi kokar falan böyle canları çeker. Aa, iyi düşündün bak. Günaydın Sina abi. Abi mi? Ne abisi abi, estağfurullah ya. Sana da günaydın. Günaydın Fidan abla. Hayırlı işler, kolay gelsin. Vallahi şu Sina var ya, çok mütevazı bir çocuk. Nasim abiler dört ayak üstüne düştü. Maşallah de. Aman canım, maşallah maşallah. Nasim abi nerede? İçeride mi? Yok, eniştem dükkanda. Ne zaman gelir? Vallahi bilmiyorum. Gelmez bugün. Ne oluyor ya? Niye kaçamak cevap veriyorsun? Allah Allah. Niye kaçamak cevap verecekmişim ya? Bana bak. Benim muhtarlıkta çok acil işim var. Sabahtan beri arıyorum arıyorum. Telefon da kapalı. Vallahi bak. Eniştem uzunca bir süre gelmez. Ha, bana nedenini sorma. Çünkü ben de bilmiyorum nedenini. Tamam? Allah Allah. Neyse, hayırlı işler olsun. Sağ ol, sağ ol. Şuna bak, yaylanıyor. Zütü! Bana bak, bana bir çay getir hadi. Vallahi Rasim abiye bakmaya gidiyorum. Dönüşte getirsem olur mu be abi? Bana bak, sen Rasim'in durumunu nereden öğrendin? Aa, ne olmuş ki Rasim abiye? Oğlum görmeye gidiyorum dedin ya sen. Sana göstermezler lan, ailesine bile göstermiyorlar. Onun için sen boşuna gidiyorsun. Sina şimdi işi halletmeye çalışıyor biliyor musun? Durumu çözmeye çalışıyor. Abi, Rasim abi evde değil mi? Ben de onu görmeye gidiyorum. Muhtarlıkta bir işim vardı da. Ha. Ya sabah sabah ben de ne gevezelik ediyorum, konuşuyorum ya. Neyse, sen işini gör de bana çay getir hadi. Ednan abi, Rasim abiye ne oldu ya? Fidan kaçamak cevap verdi. Mahmut abi ailesinden başka kimseye göstermiyorlar falan dedi. Bana bak, yoksa yoğun bakımda falan mı? Allah korusun. Yok be oğlum. Aa, Allah yazdıysa bozsun. E senin ne işin vardı eniştemle? Vallahi mahallenin muhtarı olarak zabıtaya ihbar etsin diye ona söyleyeceklerim vardı. Ya Ednan abi, Rasim abiye ne oldu? Sen söyle bari ha. Bak, eğer ona bir şey olduysa mahallemiz muhtarsız kalır. Zaten diğer dört ağza ölüp gitti. En son öleni de siz kaldırdınız hatta. Kimsesiz ablamızı. Sütlü, şu anda muhtar yok mu? Yani mahallede muhtar yok mu diyorsun? Rasim abi yoksa yok. Bak o zaman aramızda kalsın, sana bir şey söyleyeceğim. Biz eniştemi huzur evine yatırdık. Orada bir süre kafayı yiyecek, dinleyecek. Ya çok yaşlandı biliyorsun. İşte vücut da bu yaşlılıktan dolayı bazı şeyleri artık kaldıramıyor. Demek ki o yüzden bana huzur evinde muhtar vekilim sensin dedi. Şimdi anlaşıldı. Zübde nedir derdiniz ya? Hadi gidelim hemen muhtarla. Senin işini halledelim. Eniştem de bizi tayin etmiş vekil olarak. Değil mi? Aha. Mahallede hizmet durmasın, devam etsin. Ya işte zabıtaya söylesin diye ona aktardık. Tamam, ben de merak etme tamam. Ya. Sağ ol. Başıboş bırakır mıyız Bahçeş? Ne olmuş lan bu dükkana? Masayı, sandalyeyi çalmışlar, koltukları çalmışlar. Bir tek bu iskelet kalmış. Bu ne lan? Dayı! Evet Sütlü, seni dinliyorum. Anlat bakayım derdini. Ya abi, akşam bizim evin arkasına bir araba geldi. Böyle buz termoslarının içinde poşetler vardı. Ne var? Dondurulmuş et satıyorlar. Ucuz et yani. Güya hayvanları Anadolu'dan getiriyorlarmış. Dondurup kesip satıyorlarmış. Neredeyse yarı fiyatına satıyorlar abi. O kadar ucuza satıyorlar yani. Ama şimdi bir de şu taraftan da düşünmek lazım Züttü. Şimdi mezbahaya, oraya, şuraya, buraya para vermedikleri için ucuza mal ediyorlar.
Ondan dolayı hemen de günahlarını almayalım. Rasim abi genelde bizde şey derdi. Eğer böyle halk sağlığını etkileyecek, şüphelendiğiniz bir durum varsa gelin bana bildirin. Ben zabıtaları arar, onlara söylerim derdi abi. Hep geliyor mu bu adamlar? Abi genelde yatsıdan sonra geliyorlar. 5 dakika içinde böyle etleri satıp gidiyorlar zaten. Sen ev uzakta değildi değil mi, yanlış hatırlamıyorsam? Yok abi, Fikirtepe'de oturuyorum. Çok güzel. Sen bir zahmet şuraya adresini yaz da ben ondan sonra zabıtayı arayayım. Hayır, adamlar geldikleri zaman nerede falan diye sorduklarında bilmiyorum demem herhalde yanlış olur değil mi? Vallahi haklısın abi, yazayım hemen. Yaz yaz. Buyurun, buyurun, hoş geldiniz. Hayırdır yeğenim? Asıl sen hayırdır? Ha, Züttü'nün bir işi vardı da onunla ilgileniyorduk. Ya bizim de bir işimiz vardı dayı. İş görüşmemiz var da biz de lokal boştur diye geldik ama. Tamam. Bizim işimiz zaten halloluyor şimdi. Züttü de yazdı gidiyor değil mi? Ha, bitirdim abi. Buyur. Hadi bakalım. Geçmiş olsun Ferdi. Rasim Baba'yı huzur evine yatırmışsınız. Anlamadım. Ya oğlum ya, ben söyledim. Saklamana gerek yok diye ben söyledim. O size bu kadar çocuk, bu yaşınıza kadar baktı. Siz ona bu yaştan sonra bakamadınız demek. Neyse, hayırlı işleriniz olsun. Sağ ol, sağ ol. Haberdar edeceğim ben seni. Dayı, ne huzur edi ya? Amcacığım, bunlar da senin ilaçlarınmış. Ha, sağ ol. Su da getirdim. Sağ ol, sağ olasın. Sağ olasın. Bunu da senin çocukların getirmiş. Yukarıda baktılar, izin verdiler. Ha, bu benim yaptığım börek. Seni de canın çekmiştir. Birazını al, aç al. Bize de bırakmışlar amca, sağ olasın. Aferin, aferin onlara. Sağ olasın. Sen de sağ ol. Sağ olasın. Ben daha buradan ne kadar bekleyeceğim? Yani avukat falan gelmedi mi? Gelmiş, gelmiş amcacığım. İnşallah çıkarsın. İnşallah evladım. İnşallah. 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 Huzur evi nereden çıktı ya? Annem mahallede kimse duymasın dedi. Sen daha beterini yapmışsın. Huzur evi ne ya? Ya ne yapayım oğlum? Geldi Züttü, diyor ki Rasim abim nerede? Ailesine bile göstermiyorlarmış dedi. Ben de bir panik halinde bir yalan uydurdum. Siz de biliyorsunuz oğlum, ben yalan konusunda çok acemiyim. Beceremiyorum ki bu işleri. Ha, sen ciddi misin ya? Aman canım, siz de takılmayın ya. Ne var şurada? Mahpusluk'ta bir nevi huzur evi. Ne güzel, sizden uzak. Kafasını dinleyecek adam bir süre huzura erecek, tamam mı? En önemli konu şu. Eniştemin hapse girdiğini mahalleli kesinlikle duymamalı. Ayrıca benim bu huzur evi gafını da ablamın kulağına gitmesini önlemem gerekiyor. İşim çok. Çalışın rahat rahat. Siz de. Otursana kızım kocana karşı. Tamam hadi. Otur, konuşun. Hadi bakayım. Kapatır çıkarsınız. Hadi. Huzur eviymiş. Bir o eksikti ya. Ben bir de dayımın suçunu üstlenecektim ha aşkım. Ha, bir de o var Ferdi. Ne münasebet canım suç üstlenmeler falan. Hem de bana sormadan bunu konuşacağız. Ya hayatım, bir duygu buhranına kapıldım o an. Ayarlayamadım yani. Çok acıdım biliyor musun? O yüzden. Ay Ferdi, ne zaman insanları kendin gibi görmekten vazgeçeceksin acaba? Bakma ben de o kadar saf değilim ha. Ha.
geçmişte ufak tefek hatalarım oldu yani. Hatta çakallıklarım oldu. Demek ki ben dayıma çekmişim. Demek ki işte kız halaya, oğlan dayıya. Haklısın aşkım. Ay saçmalama Ferdi. Senle dayımın ne alakası var? He. Senin kalbin temiz bir kere. O zaman ben düşünce bazımda dayıma, kalben babama çekmişim aşkım. Ne yapıyordur acaba? Ne yapacak anneciğim? Nezarethanede oturuyordur. Ne kalpsizsin sen? Sensin kalpsiz. Ya sen babamı düşünüyorsun. Ben hem babamı hem seni düşünüyorum. Aklımın yarısı onda, yarısı sende. Sana bir şey olacak diye endişeleniyorum. Telaşını dindirmeye çalışıyorum. Maşallah sen de bana taş muamelesi yapıyorsun. Tamam kızım, tamam. Düşünemedim. Ama ben o ne yapıyor diye merak ediyorum. Börekler eline ulaştı mı? İlacını içti mi? Mektubumu okudu mu? Tuğçe, az uzakta içsene onu. Kahvede mi kokuyor teyze? Ondan değil. Canım çekiyor ama içemiyorum. Kurban olurum ben sana ya. Dediğin lafa bak Allah aşkına. Ben de içmem o zaman. Sonuçta benim yeğenimden daha önemli değil. Abla, sen bu pirinçleri ne zaman kavuracaksın? Siz Tuğçe ile yukarı çıkınca. Niye ki? Sana her şey kokuyor ya, kokmasın diye. Şu maşinga da kavururum hatta. Bacadan da alır gider kokusu. Herkes bana karşı ne kadar iyi ya. Oysa ben bile nefret ediyorum bazen kendimden. Deli deli konuşma. Biz de geçtik ablanla o yollardan. Hatta ben ablana hamileyken, oho, Rasim eve giremezdi. Hiç unutmam. Kış ortasıydı. Canım dondurma istemişti. O zamanlar her mevsim dondurma yoktu. Üsküdar'da pastaneci arkadaşını kandırmış. Özel dondurma yaptırmıştı bana. Şimdi nerede? Yok işte, yok. Ben açayım. Ay ben yine geldim. İnan olsun aklım hep sizde. Terlik. Buyurun hoş geldiniz. Lütfen içeri geçin. Hoş geldiniz. Merhabalar Ferdi Bey. Merhabalar Bulut Hanım. Nasılsınız? Sağ olun siz. Teşekkürler. Bizdeyiz. Ortağım Suda. Suda Hanım merhaba. Suda Ferdi Bey. Suda. Ya çok özür dilerim, ben Bulut Hanım'ın dili suçtu sandım. Çok özür dilerim. Suda Hanım tamam. Çok sık karşılaşıyorum, önemli değil. Evet. Buyurun, ayakta kaldınız. Buyurun, buyurun. Lütfen. Gel aşkım. Evet. Ben hiç uzatmadan konuya gireyim isterseniz. Ferdi Bey, projeyi biz ortağımla ikimiz yazdık. Adı Hayalimdeki Kocam. Aynı zamanda da yapımcısı olacağız. Süper. Yalnız baştan söylemek istiyorum. Yani benim kurallarım içindeyse senaryo oynarım. Yoksa çalışmayı düşünmüyorum. İsterseniz biz hiç anlatmayalım. Siz bir okuyun, tamamen objektif olsun her şey. Ne diyorsun? Yani tamam, dediğiniz gibi bir aile işi ise gerçekten konuşuruz üstüne ama değilse hiç yormadan birbirimizi teşekkür ederiz. Lütfen, lütfen. Hiç tereddüt etmeyin. Zaten birinci bölüm senaryosu hazır. Proje dijital olacağı için 40 dakika falan. Okuyun lütfen, hemen biter. Okuyalım. Okuyalım, tamam. Hayalimdeki kocam. Hayalimdeki kocam. Evet. Selamın aleyküm. Oo, aleyküm selam dayıcığım. Hoş geldin. Hoş buldum. Gel. Kendi yerinmiş gibi otur. Kurul makamına gel. Ya ya ya.
Sen hiç rahatını bozma, rahatsız olma. Yo. Ben rahatsız olayım. En azından aramızdan biri rahatsız olsun, değil mi? Çünkü hani belli ki senin rahatsız olmak gibi bir niyetin hiç yok. En azından ben senin yerine rahatsız olayım dayıcım, affedersin. Ne oluyor yeğenim ya? Miden falan mı kaynıyor, ne bu sinir? Bunlar benim koltuklarımdan. Bu masa benim masam. Sen bunları benim dükkandan nasıl taşıdın acaba, onu bir sorabilir miyim? O yanlış, hemen düzeltelim. Ben taşımam. Taşımadım da. İki çocuk tuttum, onlar taşıdı getirdi. Onu sormuyorum. Yani hangi kafayla taşıdın acaba? Bana sordun mu ya? Sordun mu bana ya? Benim dükkan tam takır kalmış dayı. Hiçbir şey kalmamış dükkanda. Bir tek o rahmetli Beyci ablanın iskeleti kalmış, soyulmuş, koltuğu, kanepesi kalmış. O, hepsi o. Ah, yeğenim. Duymamış olayım. Biz seninle ortak değil miyiz? Otur. Aa. Ortak mıyız? He, ortağız oğlum. Bak şimdi, rahat. Rahmetlinin paralarını kim buldu? Biz bulduk. Otomatikmen ne olduk? Ortak olduk. Yani burası benim olduğu kadar senin de. Şimdi soruyorsun, diyorsun ki dayı, bu benim dükkandaki eşyaları buraya niye getirdin? E senin dükkanda duracağına burada dursun dedim. Niye? Çünkü burada sirkülasyon daha fazla, gelen giden daha çok. Buraya gelen müşteri bakacak bu koltuklara, bir an böyle bir merak saracak. Belki de satın almak isteyecek, biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Benim fikrim de şu, koltukları diyorum, antika diye okuturum. Anladın mı? Hangi ah? Ah be. Sen burada tam olarak ne iş yapacaksın? Henüz düşünme aşamasındayım. İş haline getirmedim henüz ama galiba bir tür danışmanlık. Ne tür? Her tür. Her tür danışmanlık. Millet bayılıyor danışmanlığa. Her şeyde danışmanlık alıyorlar. Öyle böyle değil. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir tane pankart yapacağım. Oraya danışmanlık yaz. Koy cama. Gel gör o zaman burayı. Ortak olacaksak tamam. Yani ama kağıt üstünde olmam. Ben senin suç ortağın hayatta olmam. Ya ben sana kağıt üstünde ortak ol mu diyorum ya? Aa. Dayı. He. Sen şu anda rahmetli kadının koltuğa gömdüğü paraları çatır çatır yiyorsun ya. Kullanıyorsun bu paraları sen. Kullanıyoruz. Ortağız ya. Tamam yani neyse ne artık. Ama bak. Dayıcığım şimdi yarın öbür gün Beyci ablanın kırkı çıkacak. Onun bir dua okutmak lazım. Ne bileyim. Fakire, fukaraya, onun adına bir şeyler dağıtma. Ya bir dakika ya. Sen kadının mezar taşını yaptırdın mı dayı? Vallahi Feryal Hanım, size bir şeyler ikram etmek isterdim ama her şey Damla'ya kokuyor maalesef. Desenize, Damla'yla birlikte hepimiz hamile olduk oturuyoruz. Tövbe estağfurullah ya. Neyse, konunun bebek mevzusuna gelmesi iyi oldu. Seninle konuşmak istediğim bir şey var. Bak Canancığım, bu Deniz olayı gittikçe karmaşık bir hal almaya başladı. Hayır, tüp bebek için gitti İngiltere'ye, tam 45 gündür ortada yok. Doktor deniyor işte Feryal. Ha, denedikçe bebek iyice yerleşsin diye kımıldama yasağı koydu. Deniz de yavrum öyle yatıyor. Ben üzülmüyor muyum sanıyorsun? Üzülüyorsun, ben de üzülüyorum. Ama üzülmekle olmuyor, çözüm ne? Ayrıca ben hem senin kızına üzülüyorum, hem kendi oğluma üzülüyorum. Sen bir tek kendi kızına üzülüyorsun. Sen ne diyorsun ya? Senin kızın benim oğlum. Ben ikisini birbirinden farklı görmüyorum. İkisi de benim evladım. Yani. Şimdi sen bu olayı tamamıyla duygusal bir boyuta çekmek istiyorsun. Hı hı. Sırf beni vurmak için, sanki benim duygularım yokmuş gibi. Benim oğlum tam 45 gündür bekar yahu. İki kere İngiltere'ye gitti geldi, gitti geldi. Belki üçüncü kere gidecek. Ondan sonra da diyecek ki ben bu gidip gelmekten sıkıldım, buraya yerleşiyorum diyecek. Peki Feryal, çözümün ne o zaman? Gittim, yok. Merak, gittim ama. Gittin, tamam. Yaptırdın mı soru? Mezarcı abiyle konuştuk, oturduk. Sağ olsun güzel de bizi misafir etti. Çok yoğunuz dedi. Sıramızı aldık işte, sırada bize gelince işte yaptıracağız. En azından sordun mu, anlaştın mı? Kaç paraymış, öğrendin mi? Aa, sormaz olur muyum? Abi de ben dedi, şimdi sana dedi para falan söyleyemem dedi. Sürekli fiyatlar değişiyor dedi. Olur mu öyle şey? Vakti gelince dedi, otururuz, konuşuruz dedi. İki çay içeriz dedi, anlaşırız dedi yani.
Sözleşmeyi imzalasaydın şimdiden. Hatta istersen avansla verseydim. Ne lan? Lan beni delilendirme. Ben hayatta elime ne zaman alacağımı bilmediğim hiçbir mal için avans vermedim, vermem de. Amatör müyüm lan ben? Allah Allah. Efendi gibi ismimizi yazdırdık, sıramızı bekliyoruz. Şaman. Şu alıcı geziyle bir dükkana bak bakayım. Nasıl? Ferah. Küçük bir yer ama böyle butik gibi ama aynı zamanda da ferah. Ferah. Azıcık gül ya. Güzel olacak, güzel. Duana dürüst dedi. Güzel olacak. Dayın yanında. Tabii. Bu doktoru sen bulduğun için diretiyorsun. Hep senin söylediklerin olacak ya. Hep öyle oluyor ya. Sen ne diyorsun ya? Ay üstüme iyilik, sağlık. Feryal, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Duyuyor tabii. Sağır değilim herhalde. Tamam, huzurunuz yok. Ama benim oğlumun da huzuru kaçtı. Yahu çocuk 45 gündür bir ağlıyor, bir davranışları değişti, huyu değişti. Başkalarının suçunu üstlenip mahkemeye çıkmaya karar verdi bu çocuk ya. E ne yapayım Feryal? Deniz'e her şeyi boş ver kızım, dön gel mi diyeyim? Yok anne sakın, çok kötü bir şey bu. Anlamaz ki. Ne demek anlamaz? Tabii ki anlarım. Ama benim çocuklarımı da leylekler getirmedi. Feryal Hanım. Kusura bakmayın da biz bu konuyu sonra konuşsak daha iyi olur sanki. Sonuçta biz sizin ne demek istediğinizi de gayet iyi anladık. Bence daha fazla uzatmaya gerek yok diye düşünüyorum, değil mi? Tuğçe, sen bana gitme diyorsun şimdi. Daha fazla uzatmaya gerek yok diyorum. Sonuçta hepimiz çok üzgünüz zaten. Peki Tuğçe, peki. Gidiyorum. Ama bilin ki büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Ama ben bu hayal kırıklığını da atlatırım. Hadi size iyi günler. Ben sizi geçireyim. Bakmayın, biraz ayıp ettim ama yani sonuçta o kadar ilişkimiz var. Ama yapacak bir şey yok, ben durdurmasam durmayacak gibiydi. Kusura bakmayın tekrar. İyi ettin kızım, iyi ettin. Aferin kızım, ağzına sağlık. Gözüme girdin. Vay, Feryal'cığım, hangi rüzgar? Testten esti de sen böyle oldun. Hayırdır? Sorma. Şu Deniz'le Kaan'ın meselesini konuşmaya gittim. Karşılaştığım muameleyi sana anlatamam. Sen suçlu oldun değil mi? Sen duygusuz oldun. Sen kalpsiz oldun değil mi? Yani sanki onları sen ayırmışsın gibi öyle muamele ediyorlar sana değil mi? Ay vallahi insan sarrafısın. Nasıl anladın? Neyse boş ver. Hadi seni güzel bir yere yemeğe götüreyim de orada bütün bu işindeki sıkıntıları atarsın. Sahi mi? Yapabilir misin bunu? Aa, yaptıkları yapacaklarımın teminatıdır. İyi gidelim. Nasıl bir yer? Vallahi çok klas. Öyle çok romantik bir yer. Sen üzümünü ye, bağını sorma. Bal Mahmut'a güvenen yaş tahtaya basmaz. Buyurun efendim gidelim. Hadi bakalım. Hadi gidelim gel. Senkron bitirdik ha? Yani valla aklı gitti senaryo. Valla ben kendimi gördüm gibi. Ne yalan söyleyeyim. Bir kadının hayalindeki erkek. Çok güzel resmedilmiş. Yani hayalleri süsleyen iyi bir eş. Tam ben sanki ha aşkım. Evet. Ne zaman sete çıkıyorsunuz? Hemen. Proje dijital olacağı için 4 kişilik bir kastımız var. Bir kişi sonradan girecek. Bir tek Ferdi Bey'in rolü eksik. Okeyseniz biz anlaşmayı imzalamak isteriz. Sözleşmeyi getirdik bile. Aa,
Evet. Ne kadar teklif ediyorsunuz? Birinci sezon ilk 10 bölüm için 1,5 milyon lira. 1,5 10 bölüm yani bölüm başı 150. Ve artılar. Evet. Sözleşmeyi bir okuyun isterseniz, bizim vaktimiz var. Ama bugün bizim hiç vaktimiz yok. Yani biz bunu okuyalım, düşünelim, size yarın dönelim, olur mu? Ama bizim çok acelemiz var. Ferdi Bey'le çalışmak istiyoruz. Tamam, biz yarın kesin size dönüyoruz. Evet. Tamam o zaman Ferdi Bey. Biz yarın için sizden haber bekliyor olacağız. Tamamdır. Tamam. Teşekkürler. Görüşürüz Bulut Hanım. Görüşmek üzere. Suda Hanım. Görüşmek üzere. Ayağım. Haber bekliyoruz sizden. Tamam. İyi gibi aşkım. İyi. Yani çok iyi. Ben de çok sevdim senaryoyu. Bunun ikinci sezonda olur Ferdi. Parayı o zaman bir daha konuşuruz. Tabii canım. Zaten daha pazarlık falan yapmadık ki. Belki bölüm başı 175 verirler yani. Ben zaten bir 200 derim. Gerekirse ondan düşeriz. Tamam. Patron sensin. Ay canım. Ay. Avukat Hanım, nedir durum? Dosyayı ve kararı inceledim. Gerekli itirazları da yaptım. Dilekçeleri verdim. Hakimi de tanırım. Bizzat yüzle görüştüm. Bu konularda oldukça disiplinlidir. Yapılanı kendine değil de makama yapılmış bir saygısızlık olarak gördüğünü söyledi. Ama nasıl olur yani? Babam bu konulara çok saygılı bir insandır. Hele konu devlet meselesiyse hepten çok titizdir yani. Bence o an heyecanıyla öyle yaptı. Hakim dedi ki, ben orada olan her şeyin farkındayım. Ne demek bu? Bilmiyorum ama kayınpederinizin çocuklarını kurtarmak için mahkeme heyetini yanılttığını düşünüyor olabilir. Hadi ya. Bu yüzden tutumunda yumuşama olmadığını düşünüyorum. Peki neticede ne olur yani? Neticede babanızın içeriden çıkması bugün mümkün değil. Anladım. Şöyle karşılığı tartacaksın. Kaşık salatasına şöyle bir dalacaksın. Şöyle hop, güblet. Peki. Dilerine sağlık usta. Eyvallah abi. Erel Hanım, ne oldu, beğenmedin mi burayı? Ay yok, beğenmez miyim? Sadece çok değişik, ilginç geldi. İnceliyorum. Ne bileyim, öyle bakınca ben de beğenmedim sandım. Ben İstanbul'a ilk geldiğimde şurada 3-4 tane tahta masa vardı, biliyor musun? Sağ olsun Fikret Usta burayı ele bir aldı, güzel hizmetler verdi ve burayı bu hale getirdi. O zaman daha eşimle arkadaştık, yeni tanışmıştık. Hep buraya gelirdi. Ay, onunla mı geliyordun? Sonra evlendik. Öznur oldu. Fakat rahmetli erken yaşta gitti. Ondan sonra da hep yalnız geldim buraya. O zamandan beri ilk defa benimle mi geliyorsun? He. Zaten burayı paylaşacak kimsem olmadı ki. Ve benimle paylaşmayı uygun buldun, öyle mi? Ne edeyim? Seni orada öyle üzgün görünce dedim ki götüreyim de biraz şöyle kafasını dağıtsın. Sağ ol, var ol. Teşekkür ederim, beni kırmadın, geldin. İnan bana şeref duydum. Bu anlattığın şeyler o kadar özel ki. O gün bugündür buraya hep yalnız geldim ama daha özel bir şey vardı. Neymiş o? Buraya eşimle geldiğimizde içimden bir türkü gelirdi. Ve hep onu söylerdim. Ama yalnız geldiğimden beri hiç söylemedim. Bugün söyleyecek misin peki? Bilmem. Söylesem mi, söylemesem? Bence söyle. İnan bana, beni çok mutlu edersin. Sen mutlu olacaksan söyleyeyim. Karadır kaşların fermanı yazdı döner.
Bu dert beni diyar diyar gezdirir. Lokman Hekim gelse yaramaz döner. Yaramı sarmaya yar kendi gelsin. Lokman Hekim gelse yaramaz döner. Yaramı sarmaya yar kendi gelsin. Ay vallahi hamilelikten herhalde. Böyle bir üşüme geliyor, sonra hiç gitmiyor. Çok normal teyze. Şimdi attım odunu, birazdan ısınırsın. Neler hissediyorsun başka, anlatsana. Ya nasıl anlatayım, anlatamam ki. Yani şöyle aslında. Böyle ruhum başka, hayata başka bir açıdan bakıyorum. Ya böyle bir huysuzluk var, tamam mı? Hiç bilmediğim. Sonra böyle bir anda duruyorum, bir huzur geliyor. Sonra böyle bir coşma. Böyle duygulanıp ağlamak istiyorum. Bir de çok uykum var ama uyuyamıyorum hiç. İyi ki anlatamam dedim ha. Yani daha ne anlatacağım ki acaba? Bence anlatamıyorsun zaten. Anlatamadığın için içindeki bütün duyguları ard arda sıralıyorsun. Ama hiçbiri değil. Ne güzel söyledin be, bravo. Çok teşekkür ederim. Biraz da o zaman senin anlatmadıklarından, daha doğrusu anlatamadıklarından mı konuşsak? Ne gibi? Yani Oğuz gibi mesela, hiç yok ortalıkta. Bugün Feryal'e de öyle kimsenin yapamadığı atarı yaptın. Ne oluyor? Aramızda zaten öyle çok adını koyduğumuz bir şey yoktu. Biliyorsun babam da çok sorun yapıyor. Ben de dedim ki bari okul bitene kadar hiçbir şey yapmayayım. Oğuz da istediğini yapsın. Zaten onun öyle birili bir hayat kurma gibi bir derdi yok. İnanalım mı? Kim kim? Ben ve bebeğim. Vallahi o zaman biriniz inansın, biriniz inanmasın. Siz aranızda iddialaşın, bakalım kim kazanacak. Deli. Cidden şu an öyle bir şey yok. İyi madem sen öyle diyorsan. Ha teyze. Hah. Fidan. Ablam, üzüntüden eliniz gitmemiştir, yemek yapamamışsınızdır diye börek getirdim size. Eksik olma kızım. Derya yapıyor bir şeyler işte. Yani yapıyorum da artık bir şeye benziyorsa. Sağ ol teyze. Eniştemden hala haber yok mu? Sena ilgileniyor işte. Haber bekliyoruz kızım. Abla ya, ben dükkanda yalnız kaldım. Çok zor oluyor. Dışarıdan sipariş geliyor, onu götürmeye gidiyorum. Dükkan boş kalıyor. İmalathaneye gidiyorum, tezgah boş kalıyor. Yarın desem bir sürü tahlilim var zaten. Yine boş kalacak. Kapatmam gerekecek. Ya diyorum ki acaba sen yardıma falan mı gelsen bana? Ben bu kafayla nasıl yardıma gelebilirim kızım? Doğru söylüyorsun. Ferdi ya da dilim varmıyor ama abime mi söylesek? Tamam, konuşurum. Sağ ol, ben dükkanı boş bırakmayayım. Görüşürüz. Taş için sıraya girdik, hadi o tamam. İyi de helvayla lokma falan bir şeyler yaptırmayacak mıyız kadıncağızı 40 için? Ben daha çok şekerli börek düşündüm. Bizim dükkanda maliyetine Fidan'a yaptırırız bol bol. Millet de yer. Şekerli börek ne ya? Şekerli börek olur mu dayı ya? Ya onu niye böyle pudralı falan ya? Allah Allah. Zaten maksat hem milletin ağzı tatlansın hem de karınları doysun. Ama lokma da öyle mi ya? Lokma da sadece ağız tatlanıyor. Karın doymuyor ki Nedim. Pardon, müsaadenle. Aa, ablam arıyor. Aç. Affa mı uğradım acaba? Ablam! Hemen cıvıma. Tih, ben de affa uğradım sandımdı. Fidan'ın dükkanda yardıma ihtiyacı varmış. Git ona yardım et, o zaman düşüneceğim affı. Fidan'ın dükkanda yardıma mı ihtiyacı varmış? Ablam öyle... Aa! Lafım olur. Koşa koşa geliyorum ablam benim. Yettim. Dayı şekerli börek olmaz ama ya. Yapma gözünü seveyim. Ah be dayı be. Of be. Tüh be. Kız! Vallahi güceneceğim artık ya. Kız sen bana niye direkt olarak demiyorsun, yardım lazım diye de ablamı araya sokuyorsun? Bak
Vallahi darılacağım ama ha. Vallahi şu sebeple abicim. Bu yardım olayını ablam onaylasın diye. Çünkü ben biliyorum ki sen buraya gelince türlü türlü acayiplikler yapacaksın. Sonra da ablam bana diyecek ki Adnan niye dükkana geldi diyecek. Hah. Onu demesin diye işte. Şimdi böylece ablam göndermiş oldu seni. Böyle saf maftırıyorsun ama zehir gibisin ha Fidan. Düşüncelere bak hele ya. Müsaadenle. Hayrola abi? İş gücümü en verimli olacağım yerde harcarım ben. Burası bende olduğu sürece bu dükkanın karlılık oranı artacak. Lamicimi yok. Şimdi ikimiz de gayet iyi biliyoruz ki enişten biraz da burayı böyle aşevi, hayrat mantığıyla işletiyordu biliyor musun? Onlar geride kaldı. Seninle işimiz var bizim. Ben pakete gidecek biri lazım diye söyledim ablama. Bu yaşta ben pakete gideceğim öyle mi? Ya kızım kim, bu mahallede nerede oturur? Bilmiyorum ki ben yıllardır yoğun burada. Abicim, sokakların ismi aynı duruyor. Numaraya gidip bulacağım, paketi teslim edeceğim. O kadar. İyi. Hı. Nefes darlanması var bende, bilmiyorsun sanki. Kış da geldi, millet soba harlıyor. Duman muman tıkanıyorum. Anlatabiliyor muyum? Her neyse, sen pakete gitmeye devam et en iyisi. Niye? Çünkü pakete gitmeyi kesersen, zaten hallice olan bu formuna formlarca katacaksın çünkü. Acaba ne varmış benim formumda? Ay açtırma ağzımı. İkimiz de biliyor ve görüyoruz. Sus. Aha. Koku geliyor, börekler yanıyor. Kızım gitsene tezgahın başına, işinin başına dönsene Allah aşkına. Yanmıyor. Bana bak, şu andan itibaren dükkanda hiçbir masrafı kabul etmiyorum. Tamam mı? Maliyetler kısılacak. Bir teker böreği ziyan edersen yemin billah maaşından keserim ha. Abicim, sen iyi misin? İyiyim çok şükür. Sen nasılsın? Neyse sus, önemli. Aman! Ay Perihan! Kız! Döndü mü oğlan askerden? Gel, otur, otur cam kenarına. Otur. Gel. Birazdan ilgileneceğim, merak etmeyin. Ne bakıyorsun ya? Cam önü boş bırakılmaz. Dışarıya dükkan dolu imajı verilir. E dışarıdaki de dükkanın dolu olduğunu gördüğü anda buraya rağbet artar. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar basit. Hadi sen işin başına. Te Allah'ım ya. Allah'ım sabır ver ya. Adnan abim geldi gelmesine de. Ben tek başıma dükkanla baş edemezken. Şimdi hem abimle hem dükkanla hiç baş edemem ya. Ne olur Ferdi'yi de organize et, o da gelsin. Tamam kızım, tamam. Ben halledeceğim, onu da halledeceğim. Ne yaparsın? 30 yıl bekar yaşayınca insan her şeyi öğreniyor. Ay, biz de burada oturduk kaldık vallahi. Hayır yani havası güzel, yemekler güzel, her şey güzel. Bu başlangıç olsun. Olsun, olsun bakalım. Bu masa güzelmiş. Nasıl olur? Çan, çan, çan.
Hoş geldiniz. Ne alırdınız efendim? Hoş bulduk. Sen şimdi bize güzel bir salata yaptır. Yanına da yoğurt. Birer porsiyon da kanat istiyoruz. Tabii efendim. Vallahi Ferdi Akyol'u kandırabilirsek harika bir iş başarmış olacağız. Bence bu saatten sonra ancak arada problem çıkar. Kaça kadar çıkalım sence? Vallahi 150 dedik ama 300'e kadar çıkalım. Çok değil mi? Bence değil. Çünkü parayla akılların başlarından alırsan diğer bölümlerde gelişecek senaryoya itiraz edemezler. Sözleşmeyi de imzalattık mı zaten asla ses çıkaramazlar. Haklısın. Çünkü zaten karakter Ferdi'nin düşündüğünün tam tersi. Aynen öyle. İlk bölümdeki adamın karısının hayali olduğunu anlamadı. Karısı rüyadan uyanınca tam bir baş belasıyla karşılaşacaklar çünkü. Ya ne diyor bunlar? Sen dur, sen dur, çaktırma. Sen otur, ben geliyorum. Hepsini nasıl yedin kız? Şaşırttın beni ha. Çabucak bitirdi. Ay canım, telefonum çalıyor. Allah'ım, sen bindirsene. Gel kızım. Alo, baba. Özür. Neredesin kızım? Tanemin canı hamburger çekti, ona yedirdik. Bir güzel şimdi eve dönüyoruz. Sen ne yapıyorsun? İyi, afiyet olsun. Ha kızım. Bu Ferdi'ye 150 bin liralık bir teklif geldi mi? Böyle... Filmde karısı hayali falan filan. Evet. Sen nereden biliyorsun bunu? Hah. Tamam. Şimdi kızım ben bir yerde yemekteyim. Tamam mı? Yanımızdaki masaya iki tane bayan geldi. Bir baktım Ferdi hakkında konuşmaya başladılar. Bir anda dikkatimi çekti. Ben de böyle dinlemeye başladım yani elimde olmadan. Birazdan resimlerini çekip. Göndereceğim sana da. Bunlar diyor ki ya 150 bin lira yerine... Gerekirse 300 bin lira verelim. Sizin gözünüzü parayla kör edecekler. Ondan sonra size hop... Şapa oturtacaklar. Dikkatli olun ya. Tamam baba. Kapat hadi. Bekliyorum fotoğrafı. Tamam. Hadi ben birazdan resimlerini atacağım hadi. Ferdi dünya gerçekten çok küçük. Ne oldu aşk? Çatlatma insanı. Bize gelen iki kadın var ya yapımcıyla senarist. Evet. Dolandırıcıymış. Nasıl ya? Ya babam aynı restoranda kadınlarla yan yana gelmiş diyor. Verdiği 150 bin lira teklif geldi mi diye bir de bana söylüyor. Yani emin mi? Kesin onlar mı? Yani fotoğraf atacak şimdi. Bu nasıl bir şey ya? Vallahi bu nasıl bir şey aşk? Vallahi onlar. İnanılmaz. Bir de ikinci bölümde senin oynadığın karakter tamamen değişiyormuş. Böyle kötü adama dönüyormuşsun. Ha, diyecekler ki imzaladınız artık mecbur oynayacaksınız. Ne yapayım ben bunları teşekkür edeyim o zaman Ferdi. Yok yok. Yok yarın gelsin onlar. Ben de onlara bir oyun yapayım bakayım nasıl oluyormuş. Yeter ya. Vallahi yeter. Çıldıracağım ya. Hadi gidelim aşkım. Bir de Allah'ın sevdiği kulusun ha. Babamın yine... denk geldiği şeye bak. Bal Mahmut'un işleri. Vallahi canım babam ya. Yemesi lazım. Böyle olmaz. Kadın eriyip gider böyle. Kuramayız, kuramayız. Haber bekliyorum Sina'dan. Sina gelecek, babamdan haber getirecek. Sonra gelip Damla'yı alıp götürecek. Çünkü Damla varken masayı kuramıyorum. Öğürüyor. Ya kızım, Sina gece yarısı 12'de gelirse biz 12'ye kadar aç mı kalacağız? Bu ne ya? Biz ne demek ya? Niye hemen kendini düşünüyorsun?
Ya Derya, ne alakası var? Ben desem aslen kendimi düşünüyor olurum. Biz diyorum, hepimizi düşünüyorum. Hepimiz açız. Doyamadık, açız. Tabii. Körle yatar, şaşı kalkarmış. O ne demek ya şimdi? Sen bu aralar çok dayımla takılıyorsun. Teessüf ederim Derya. Çok teessüf ederim. Bu arada Oğuz nerede? Bu Oğuz'u ben görmüyorum. Nerede? Niye meydanda yok bu? Bitti o iş, bitti. Nasıl bitti o iş? Bitti işte canım. Emin misin ya? Eminim, eminim. Hatta bugün Tuğçe Feryal Hanım'ı kovdu. Belli ki aralarında bir takışma olmuş. Yoksa benim kızım öyle bir şey yapmaz. İyi. Tabii. Benim kızım doğru yolu bulur. Niye? Çünkü benim kızım. Benim kızım. Anlamadım baba. Anlatacağım kızım. Ne bu böyle şimdi kulaktan kulağa fısıldaşma gibi bir şey? Yok be oğlum, ne kulaktan kulağa. İşte direkt söyledim, aferin dedim. Ya yok ama şifreli konuştunuz, şifreli gibiydi. Çok saçma, aferin dedim oğlum. Ne şifresi ya? Bir araba farı var. Sina geldi herhalde. Nasıl? Sinan mı geldi? Bakayım. Aa. Aman be. Tamam, tamam, durun. Tamam, perdeler gelmiş. Aman. Çok büyük fake yedik ha. Ya hayır, bir şey söyleyeceğim. Telefon diye bir şey icat olundu, biliyorsunuz değil mi? Ya hangi çağda yaşıyoruz? Arayalım, soralım. Ya ben aradım enişte ama gelince konuşuruz dedi. Yapma be. Ah be. O zaman kesin kötü haber var. Ya biz ne pesimistsin be abicim. Yani çünkü hayır, yani öteki türlü olsaydı direkt söylerdi. Ama pesimistlik bu. Ben söylüyorum. Dayınla çok fazla takılıyorsun. O yüzden şomazlı oldun. Derya, çocukların önünde benimle ne biçim konuşuyorsun öyle ama sen ya? Ama illa bir kötü haber diyorsun ya. Belki çocuk iyi bir haber getirecek. Nereden biliyorsun yani? Ay inşallah öyledir ya. Çok özledim dedemi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Allah'tan dışarıda doyurmuşuz ya karnımızı. Baksana, kimse bizi beklememiş. Yemekler yenmiş aşkım. Masayı kurmadık daha. Boğazımızdan geçmedi siz yokken. Pardon ya. Yani biz de karnımızı doyurduk derken taneme bir şeyler yedirdik de. Öyle bir iki patates artmıştı, onları yedik. Hadi üçtür yani, onları ben yedim. O da ziyan olmasın diye. Biliyorsunuz babam bir kırıntının bile israf olmasını istemezdi. Şey, gel Minnoş'un biz ödevlerimizi yapmaya çıkalım. Anne. Ağlamak yok, tamam mı? Tamam. Metin olacağız, tamam mı? Lütfen. Babam bizi ağlarken görmek istemezdi. Tamam, ağlamak yok. Kimse ağlamıyor. Öyle bir şey yok. Yasaklıyorum. Ah Sena. Ha, ne oldu, ne yaptın? Çıktı Sena, mı, ne yaptın? Anlatsana, ne yaptın? Nerede babam ya? Sen babam dışarıda değil mi? Çıkardın babamı. Getirdin şimdi, sürpriz diye böyle kapıyı açacağız. Babam girecek. Sinan nerede oğlum babam? Söylesene ya. Abi, durum sandığımızdan daha ciddiymiş. Babamı çıkaramadım, özür dilerim. Baba! Ferdi. Oğlum ne yapıyorsun? Benim yüzümden oldu ya. Az önce bize ağlamak yasak demedim ne yapacağım? Sen bir toparla kendini ya. Benim yüzümden oldu ya. Ferdi, ne oldu? Ya kötü haber verdi de Sina. Babamı çıkartamamış. Ya Öznur, şuna iki tane sağlı sollu asıl da... ...şimdi ben vuracağım da Derya ile kavga ederiz diye vurmayayım diyorum. Ne münasebet canım, niye vuracakmışım? Niyesi mi var ya? Kendine gelsin de işte şöyle... ...yaradan asılın böyle... Aa.
Çok enteresan yöntem ha. Şu an şaşırdım. Aa. Derya, bir gün olur da ağlarsam sen de bu yöntemi benim üstümde dener misin karıcığım? Kusura bakma aşkım ya. Böyle çok doldum galiba. Duygusal bir boşalma yaşadım aşkım. Tamam, olur. Tamam oğlum, ağlayıp zırlama. Yarın git dükkanda dur. Fidan hastaneye gidecekmiş. Dayın orada yalnız. Tek başına olmaz biliyorsun. Tamam anne, ben giderim yarın. Ben de gelirim. Sonuçta bir kere de olsa deneyimim var. Çalışırız elimizden geldiğince işte. Hep beraber bir şeyler yapmaya çalışırız. Sağ ol kardeşim. Hadi toparla oğlum, hadi ya. İyiyim, iyiyim. Sina sağ ol kardeşim, teşekkürler. Böyle bir geldi işte ya. Tamam. Seni bildiği gibi yapsın. Aklımı aldın kız. Burada mıydın sen? He, sen hastaneye gideceksin diye börek işlerini hazırladım kız, vakit kaybetme diye. Vallahi mi ya? Çok sağ ol ya, vallahi. Sağ ol. İyi. Ne yapayım? Ben de içini döşeyim şimdi bunların. Hadi bakalım, hadi bakalım. Yalnız bana bak, sakın eniştem gibi börek içlerini bol koymaya kalkma. Malzemeye zam gelmiş, zarar ederiz. Vallahi eniştem nasıl yapıyorsa öyle abicim. Hiç kusura bakma, hiç. Eniştem içeriden çıkıp geldiğinde ben bu dükkanı kâr etmiş olarak devretmek, bırakmak istiyorum. Beni delilendirme. Bir kere de benim dediğimi yapsan ölür müsün? Ne yapayım kızım? İlla fiyata zam mı yapayım? Hı? Tasarrufa gitmemiz şart. Maliyet diyor, maliyet, maliyet. Anladın mı? Hem eniştem için de tasarruf her zaman öncelik değil miydi? Tamam abi. Anladım ben seni. Tamam, anladım. Okey, problem yok. Bak, ha. 20 teker değil, 25 teker çıkacak o kıymalılardan, ona göre. Tamam abicim, tamam. Tamam abicim, tamam abicim de hadi bir hareket, bir bereket, bir şey, hadi. Çok da buna sevineceksin. Gençliğinde dertlendiğinde bunu alıp ya sabır çekerdin. Thank you.
Canan. Rasim. Sen nasıl girdin buraya? Zeyna izin aldı. Çok özlemişim seni. Dayanamadım. Ben de seni çok özledim. Ama bak merak etme, her şey düzelecek. İnşallah. Hep dua ediyorum. Senin için poşetin içinde ufak tefek şeyler bıraktım. İhtiyaçların için. Hey, yetmesin. Ama bana kitap getir. Eğer kitap okursam zaman çabuk geçer. Tamam. Torunlar nasıl? Çocuklar, gelinler, damat. Deniz'den haber var mı? Herkes çok iyi. Hepsinin sana selamı var. Damla'nın bulantıları var. Sana çekmiş. Fidan ne yapıyor? Dükkanı idare edebiliyor mu? Ferdi ile Kaan'ı koydum yanına. Hatta Adnan'ı bile gönderdim. Paketleri getirip götürsün diye. Burak da okul çıkışlarında yardıma gelecek. Tabii. Teyzelerine yardım edecekler. Senin tek başına yaptığın işleri biz el birliğiyle yapmaya çalışıyoruz işte. Her şey düzelecek, her şey normale dönecek. Giderken aslında bir yağmur. Dayı ne yağıyor ya? Bereket, bereket, hayır. Ha? Selamlar, sevgiler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi beyler, beni can kulağıyla dinlemenizi istiyorum. Çünkü yeni misyonumuz ve vizyonumuzdan bahsetmek isterim. O nereden çıktı ya dayı? Şimdi eniştem içeriden çıktığında bu dükkanın dişe dokunur bir şekilde kâr etmiş olması lazım. Artık oralara kadar gelmemiz lazım. Bunun için de enişteme bir takım şeyleri ispat etmemiz lazım ki adam çıktığında arkadaş ben içeride boşa yatmadım desin adam. Tamam mı? Özellikle böylelikle de kendimizi de affettirmiş olabiliriz. Mesela Ferdi ile ben, biliyorsun oğlum. Tamam, vallahi ben varım. İyi, tamam ben de varım. Süper o zaman, iyi dinleyin beni. Şimdi bu rahmetli Beyce abla nur içinde yatsın. Onun kırkı için biz Nedim'le dedik ki mahalleliye şekerli börek dağıtalım. Dedik ama sonra da ben dedim ki yarım porsiyon kıymalı, yarım porsiyon şekerli dağıtalım. Çünkü kıymalı da sonuç itibariyle maliyet olarak bize çok ucuza geliyor. Allah Allah, hesapta bir yanlışlık olmasın dayı, kıymalı nasıl daha ucuz olacak ki? Nasıl ucuz ya dayı? Olur. Hey gidi hey ya. İnsaflı kasap bulursan olur. Oğlum sonuçta şeker de bedava değil ya. Ya üçe beşe bakmayacağız zaten ya. Rahat olun. Tek adım tek. Baba. Hı? Ne yapıyorsun dışarıda? Güneşleniyorum kızım. Kızım ben ne yaparım ya? Koltuklara kumaş gelecek de onları kaplamaya başlayacağım. Gelmedi hala işte. Onu bekliyor. Bir dakika, sen ne yapıyorsun? Senin ne işin var burada? Ben seninle özel bir şey konuşmaya geldim. Özel bir şey derken nasıl, nasıl bir özel yani, ne gibi, neyin özeli? Yani hani sen bana bir kere demiştin ya, ciddi biri olursa gel benimle hemen tanıştır diye. Biri mi var? Evet. Ama Tuğçe, Tuğçe sen ama hemen birini mi buluyorsun kızım sen? Hop diye öyle ne oluyor ya? Daha Oğuz'dan ayrılalı kaç gün oldu şunun şurasında, olmadı mı? Oğuz'dan ayrıldığımı kim söyledi sana?
diyorsun? 15 teker kıymalı, 2 tepside şekerli börek dağıtalım mahalleye. O da takriben 300 porsiyon falan eder, tamam mı? En önemli yere geliyorum, dikkat can kulağı. Parasını kuruşu kuruşuna ben ve Nedim karşılıyoruz. Aa, hayır, hayır, hayır. Oğlum öyle bir şey kabul edemeyiz dayı. Böyle bir şey varsa biz de ortak katkıda bulunmak isteriz. Ben... Olmaz. Hayrı Nedim'le diledik biz çünkü. Tamam mı? Siz sonuç itibariyle bunun sevabını yaşayın, sevabı size bulaşsın. Tamam mı? Paraya gerek yok. Duymayacağım, para yok. Allah razı olsun da. Niye öyle bakıyorsunuz ya, Allah Allah? Hayır işliyoruz burada. Neyse, görev dağılımı. Ferdi oğlum, alışkın olduğun mevkiyi de devam ediyorsun. Tezgahtasın, porsiyonları sen ayarlayacaksın. Seninle ilgili bir yerleri sen alacağım, sağa sola. Bir şey yapacağım onları, aklımda. Ama aklımda daha önemli bir şey var. Plastik tabak bulmamız lazım. Çünkü bunları dağıtmaya kalkışırsak ne olur? Batarız, batar. Hadi. Allah Allah. Sen dayıma bak ya. Ne oldu, bu kadar olmazdı bu? Başına taş falan mı düştü acaba? Vallahi bence ya çok pişman ya da babam içeriden çıkınca bunu oyma sanatının etkin bir örneği yapmasın diye koşuşturuyor. Haklısın. Aman efendim buyursunlar. Böreklerimiz peynirli var, patatesli var, ıspanaklı var, kıymalı var, mantarlı var. Hangisini isterseniz? Lan dur. Allah Allah. Oğlum sade çıktı daha. 5 dakika var onlara ya. Sadece sade var. Şu an için 5 dakikaya da kıymalı çıkıyor. Ne dersiniz? Ben kıymalıyı bekleyeceğim. Hay hay. Öncesinde bir çay vereyim mi? Olur. Oğlum bu ne coşku lan? Ben seviyorum. İçimde bir yerlerde bir börekçi gizli. Allah. Çay sıcakmış. Feryal Hanım'a da çıkışmışsın geçenlerde. Oğuz da yok, ortalarda görünmüyor. Bir dakika, bana bak. Sen şuna bak sen be. Sen, o yoksa Oğuz da... Sen saman altından su mu yürütüyorsun? Bana cevap ver kızım. Ya, Oğuz mu? Ya tamam baba, bir sakin olur musun? Olamam Oğuz'sa, sakin olamam. Oğuz değil. Eğer Oğuz'sa söyleme. Hayır, istemiyorum. Ben de kız yok. Ona verecek kız yok. Geçen geldi, nasıl muamele yapmaya kalktı bana dükkanda, böyle bir havalar. Ya yaptırmadım tabii. Bana bak, Oğuz mu? Oğuz mu? Oğuz mu? Baba tamam bak, Allah aşkına ya, sen de gerçekten hiçbir şey konuşulmuyor ya. Anlatılmıyor o falan değil. Oğuz mu değil mi, bana onu söyle çabuk. Ya değil diyorum ya baba, öf. Öf ne ya? Öf ne kızım ya? Öf ne, öf ne ya? Öf. Tamam babacığım, haklısın, özür dilerim. Ben de gerildim. Ama yani ben buraya kadar geliyorum. Seninle özel bir şey mi paylaşmaya çalışıyorum? Sana bir şeyler anlatıyorum. Bir de senin yaptığın muameleye bak ya. Allah aşkına tamam, ben bir şey demedim sana. Nasıl demedin? Dedin işte, Oğuz değilse kim, kızım bu? Kilimci baba ya, kilimci. Kilimci mi? Kesin Oğuz abi. Oğuz değilse kim, kızım bu? Şimdi Tuğçe bir merak saldı benim şimdi ya. Oğuz'un soyadı kilimci miydi ya? Ah be. Lan kesin Oğuz bu be. Oğuz mu? Demek öyle yaptı ha. Vazgeçelim o zaman Tuğçe. İkna edemeyeceğiz yani belli ki babanı. Daha söyleyemedim bile. Allah bilir söylesem neler olacak. Başka çaremiz kalmadı yani o zaman. Yapacak bir şey yok. Ne yapacağız o zaman? Sen başkasıyla sözleneceksin. O ne demek şimdi? O saçma sapan konuşma ya. Ne yapalım, başka çaremiz kalmadı ki yani. Madem babam beni istemiyor, o zaman seni istemeye başka birisi gelecek. Ne iş yaparsın delikanlı? Motorcuyuz biz birader. Birader mi? 75'liyim ben. 13 Aralık. Ha, benden bir yaş büyüksün bir de yani. Çok bahsettin babacığım senden. Çok iyi tanır seni. Da biz onu tanımıyoruz. Nasıl olacak? Yani beni tanıyıp ne yapacaksın ki işte? Usulen tanışmaya geldik. Kalk git dükkandan, kalk git. Kalk boşalt, boşalt, boşalt. Dükkanı boşalt. Ben de sana verecek kız yok. Hadi boşalt dükkanı. Senden kız isteyen mi oldu? Ne istiyor benden bu Tuğçe? Ne, benle çay kahve içmeye mi geldi buraya? Neye geldi, ne istiyor bu? Yok babacığım.
işte tanıştırmaya getirdim seni. Öyle isteme falan yok yani şu anlık. Kızım da. Hani sen ciddiydin ya? Ciddiyiz. Ciddiyiz beraber. Bak biz motorla Avrupa turuna çıkıyoruz. Bu nikah işlerini de orada bir yerde hallederiz dedik. Baya baya diyorsun yani. Ciddi ciddi söylüyorsun yani. Vallahi ben bir sakınca görmüyorum. Tamam. O zaman ben de bu yapacağımda hiçbir sakınca görmüyorum. Babacığım, Görkemciğim hadi. Oturalım, oturalım. Geri oturalım. Oturalım yerimize. Babacığım, baba. Oturuyoruz. Baba. Yok öyle şeyden bak. Ölmüşlerimizin hayrına kıymalı var, sade var. Alsanıza. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Şey gidiyorum dayı ben. Afiyet şeker olsun. Heh, hoş geldin ablam. Beyci ablanın 40'ı için dağıtıyoruz. Sen de al, sevaptır. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Gözümden kaçmıyor. Ne zamandır bir şey de yemiyorsun ha. Tamam, ver. Rasim'i görünce rahatladım biraz. Merak etme, enişten iyi. Ha, ya ben de zaten şimdi onu soracaktım abla. Bu şeyle hayır için. Abla? Sina, iyi mi sahiden? Bilmiyorum abi, annem girdi, ben girmedim. Şurada yiyelim. Damla evdedir. Şimdi kokmasın kızıma. Hah. Vallahi çok güzel düşündün anne. Yemekler için kesin çözüm. Sina, geldiniz mi? Babam nasıl? İyi, iyi baban. Yarın kesin çıkıyor. Kesin değil mi? Bak beni kandırmıyorsun. Ya kesin bak. Annenin de morali düzeldi. Yemek yemeye başladı. Gel. Gel otur. Moralini bozma kızım. Hadi otur. Şöyle temiz çatal. Bu börek yalnız biraz kıymalı börek. Kıyması kokuyor biraz. Aman! Kızın hamile kaldı ya, sen de hemen aynı tepkileri göster. Yok ama dayı, onun psikolojide yeri vardır. Anneler hisseder. Yok oğlum, basbayağı kokuyor işte bu kıymalı börek. Allah. Ya aslan kral içeride. Bu bizim imalatımız. Ne yapalım? Hepimiz gayet iyi biliyoruz ki hiçbirimiz onun gibi yapamayız. O da doğru, iyi. Ziyan olmasın bari. Acıktım Sina. Ya al işte, acıktın mı? Börek. Yok. Benim canım balık istiyor. Balık. En kokulusundan başlayayım dedim. Yani böyle ekmeğin arasına balık koyuyorlar ya, balık ekmek. Ondan istiyorum işte. Aa, benim karımın canı balık ekmek çekmiş ya. O zaman biz gidelim balık ekmeğimizi yiyelim. Hadi bakalım. Afiyet olsun size. Hadi yavrum. Hadi. Hadi. Abla görüşürüz. Görüşürüz. Allah Allah. Ne oluyor ya? Heh. Yukarıda çamaşır asıyordum ben. Gel 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 vallahi. Şükela keyifler. Ziyafet var. Buyurun. Buyurun. İyiyim. Nasıl? Çok güzelmiş, kıymalı. Bak beğendi işte. Emin misin? Derya, Tuğçe nerede Tuğçe? Sana niye çıktı? Çıkmaz olaydı. Aklımı aldı Derya, aklımı. Çabuk yukarı gel benimle. Ne oluyor buna yahu? Ya bir rahat yok ya. Börek bile yiyemiyorum şurada. Şunları da al da bak, çatalını da koyuyorum. Şekerleri mekerleri düşmüştür. Temiz çatallardan da verelim. Hadi bekletme. Tamam. Sağ ol dayı. Alayım. Devam edelim. Devam edelim. Ben yaptığımın arkasındayım. Açık net. Derya. Ne var Derya? Ne var Derya? Su getir, su. Su getir, su getir, su. Su yok Nedim. Al börek ye. Börek ne ya? Ne oluyor ya? Merak ettim. Nedir bu?
Tuğçe bana inme indirdi der ya. Ne oldu yine? Oğuz meselesi mi? Oğuz olsa iyi. Oğuz olsa sen öper başına koyarsın, ayaklarına kapanır, ne istersen yaparım dersin. Oğuz, ya bu bana bir damat adayı tanıştırdı. Adam böyle, böyle bir şey. Ne müzik dinliyor belli değil. Böyle kış günü böyle atletle fanilerle geziyor. Tuhaf tuhaf kollar zaten harita. Ne ararsan var. Diyor ki bize babalık biz Avrupa'yı gezeceğiz. Ondan sonra da Avrupa'nın bir yerinde evleneceğiz diyor. Avrupa'nın neresinde evleneceksin sen acaba? Aklıma çok kötü kötü şeyler geliyor der ya. Ay ne diyorsun Nedim, saçmalama Allah aşkına, deli mi bu kız ya? Yok, ters tepti. Ne ters tepti? Biz buna Oğuz yasağı koyduk ya. Ha? O ters tepti. O, bu da bize görkem bindirmesi yaptı. Görkem bindirmesi ne ya? Görkem'miş. Adı Görkem'miş. Eyvallah kardeşim benim ya. Vallahi çok önemliydi bizim için yani. Eksik olma. Her zaman Oğuz kardeş. Motorcu motorcuyu kollar. Yalnız abi rolünü çok iyi oynadın. Gerçekten çok teşekkür ederiz sana. Kardeşim, Oğuz kardeşimiz bizden bir şey istedi. Biz de onun isteğini yerine getirdik. Ne zaman bana ihtiyacınız olursa buralardayım. Eyvallah. Ben kaçar. Hadi görüşürüz abi. Dikkat et kendine. %100 etkili oldu diyorsun yani ha? Ya kesin diyorum. Bak babamın yüzünü görmen lazımdı. Yani gerçi sonrasında bana ne yapar bilmiyorum ama. Annem arıyor bile. Efendim anneciğim? Tuğçe. Bana bak, bu babandan neler duyuyorum ben. Ne yapıyorsun sen? Anneciğim ne yapıyorum ya? Ciddi düşündüğün biri varsa gel tanıştır dedi. Ben de yeterince ciddi olduğunu düşünüyorum. Bak, hemen eve gel. Hemen. Tamam anne, geliyorum. Dedem de yok şimdi evde. Allah bilir kim koruyacak beni. Ne olacak şimdi? Gidiyor musun yani? Ay yok, ne gitmesi ya? Önce evdeki tansiyonun düşmesi lazım. Yoksa benim başıma hiç iyi şeyler gelmez. Yani mantıklı. Hadi gel yürüyelim biraz o zaman. Yürüyelim. Kayınbaba, sen gerçi benden pek haz etmezsin ama... ben damadın olarak yine sana kıyamı yaptım. Beyce teyzenin hayır böreğinden sana torpilli. Buyurun. Oğlum, senin her hareketin offside lan. Hayır işinde torpil mi olur? Senin de her hareketin kırıcı ve yıkıcı ya baba. Allah Allah. Ne var ya? Bir kere de hatamı yüzüme vurma, ölür müsün? O zaman seni nasıl yontacağız? Ha bir odun demediğin kalmıştı ha. Karıştırma lan. Odun demedim ben sana. Şişt, bana bak. Sen bu yapımcının gönderdiği tebligatı Sina'dan aldın mı? Yok, almadım. Almadın mı? Nasıl almadın oğlum? Ya oğlum, bak polis gelir seni zorla götürür. Seni ifadeye çağırıyorlar. Tamam, alacağım ya. Sonuçta vurduk yani adamı. İstersen alma, ben seni ayıktırayım da gerisi sana kalmış bir şey. Aha, yapımcılarım geliyor. He, yapımcı. Ulan beni görmesinler lan. Ben içeri kaçıyorum. Beni görmesin oğlum. Lan, lan. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler, iyi. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Merhaba. İşte burası benim babamın börekçi dükkanı. Benim çocukluğum burada geçti. Yani şöyle söyleyeyim, birçok insanla karşılaştım. Bir sürü karakteri heybeme attım. Hepsi burada oldu. Herhalde ben oyunculuğa başlamaya da burada karar vermişimdir diye düşünüyorum. Hikayeniz çok enteresan Ferdi Bey. Öyle öyle. Onun da filmini çekeceğiz inşallah. İnşallah. Hadi buyurun, ayakta kalmayın. Teşekkürler. Buyurun. Aşkım, sen de böyle gel. Siz buyurun. Tabii. Geç aşkım. 300 bin. 300 bin mi? Ve artılar. Bu bizim bütçemizin çok üstünde. Siz bilirsiniz. O zaman bence başkasına bakın. 299 bin bile olmaz. 300 bin. Ve artılar. Hatta şu an canım çekti. 301 bin. Ve artılar. Suda'cığım, istersen Ferdi Bey'i kırmayalım, Özünür Hanım'ı da. Tabii kırmayın. Önceki yapımcımız da bizi kırmamıştı. Sonra ben onun burnunu kırdım. İyi vurdum. Lütfen siz buna takılmayın.
O zaman şöyle yapalım. Ben babamın böreklerinden getireyim size. Çok lezzetlidir. Yani mutlaka tatmalısınız. Biz de üstün körü şöyle bir sözleşmeye bakalım. İmzaları atalım. Tabii canım, imzalı. Hadi bakalım. Hadi börek. Ben nereyi merak ediyorum biliyor musun? Nereyi? Kore'yi. Git gör. Kore orada. Ya nasıl gideyim oraya? Orası çok uzak. Uzaklar hep korkutmuştur beni. Ya aslında giderim biliyor musun? Ya korkutmuştur falan diyorum ama bence bende o cesaret var. Bence de. Yani seni biraz tanıdığımı düşünüyorsam yaparsın. Ya sadece sevdiklerimi bırakıp gitmek belki zorlayabilir beni. Ona cesaret edemeyebilirim. Peki ya sevdiğin oradaysa? Eğer aşk için olursa, o oradaysa ve ben buradaysam ona 3 gün veririm. Ne için 3 gün? Çabuk buraya geri dön, yoksa... Yoksa ne? Bırakırım seni mi? Hayır. Yoksa ben oraya gelirim. Zaten insan sevdiğini bırakıp gidiyorsa bence gerçekten hiç sevmemiş demektir. Ama eğer insan sevdiğinin peşinden gidiyorsa belki geride kalan bir hayat bırakır ama bu onu daha da güçlendirir. Yani hem onu hem de inandığı aşkı. Kore'ye gelir misin benimle? Evet, cevap bekliyorum. Sen beni bırakıp Kore'ye gider misin? Aa, beklemediğim yerden sordum. Aşkım yavaş yavaş, şimdi kılçığı falan kalmıştır, boğazına kaçmasın. Yok yok, bir şey olmaz. Ben o kadar acıkmışım ki yani açlıktan ölecekmişim resmen. Ya benim anlamadığım bir şey var. Şimdi makarna sana kokuyor da balık ekmek kokmuyor mu? Vallahi bilmiyorum ki, kokmuyor işte yani. Enteresan. Evet. Ama bir şey diyeceğim, soğandan yeme de midene dokunmasın. Yok yok, bir şey olmaz. Soğan süt yapar. Bizim şu an süte ihtiyacımız yok, şapşal. Tamam. Oğlum biriksin işte. Ya bak Mahmut abi bir anda türkü söylemeye başlıyor. Sürpriz. Ne sürprizi ya? Aa! Gençler! Ne yapıyorsunuz ya? Bir şey diyeceğim. Biz sizi görmedik. Siz bence buradan aynen devam edin. Evet. Yok yok, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen bana daha dün benim Oğuz'la aramda hiçbir şey yok demedin mi? Niye beni kandırıyorsun bizi? Sen de beni kandırıyorsun. Enişte bu evde yemekler kokuyor diye bize hiçbir şey yedirmiyor. Sen burada tenha köşelerde yemekleri löp löp götürüyorsun teyze, ama böyle olmaz ki. Tuğçe sen bir saçmalama istersin, ikisi aynı şey mi? Allah Allah. Niye saçmalıyormuşum? Oğuz bir şey söyle. Ne söyleyecek Oğuz? Bak hiçbir şey söylemiyor. İkiniz öyle kol kola yanlışlıkla falan girdiniz herhalde. Tamam, tamam. İtiraf ediyorum. Tuğçe ile biz bir süredir birlikteyiz ve bunu herkesten saklıyoruz. Çünkü Tuğçe böyle rica etti. Vay be. Gerçekten çok büyük bir cesaret. Yani Nedim enişteme rağmen. Neyse ben bir şey demiyorum, siz bilirsiniz. Yani biz gerekli açıklamayı yapana kadar kimseye bir şey söylemezseniz çok seviniriz. Yok canım yok, söylemeyiz, olur mu öyle şey ya? Biz sevenlerin yanındayız. Eyvallah. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani size küçük bir tavsiye vereyim. Bence buralara çok dolanmayın. Çünkü biz de eskiden yakalanmamak için buralara gelirdik. Hep yakalanırdık. Tehlikeli yani. Kış geldi, tenha olur dedik buralar ama çok da olmuyormuş belli ki. Yani tenha gibi gözüküyor buralar ama öyle olmayabiliyor da. Buraya kadar gelmişsiniz madem, bir balık ekmek yiyelim. Gelin oturun. Olur, acıkmışsın sen de. Evet, evet. Tamam, hadi geç yiyelim. Gelin, gelin, geç. Mısır'da alır mıyız? Alırız, alırız. Yine senkron bitirdik aşkım. Senaryoda da böyle olmuştu. Bence bu işin uğuru bu. Evet evet. Kesinlikle bu bir işaret olmalı. Yani diyor ki sözleşme mözleşme hiçbir şeye takılma, bas imzaya gitsin. Kesinlikle. Ne yapalım, hadi imzalayalım o zaman. Bir kalem alabilir miyim? Buyurun. Çok teşekkürler. Balmanım! Ay ne oluyor? Ne oldu ya? Ne oldu? Bu benim uğurumdur ya. Ben her işe başlamadan, yani iyi bir işe başlamadan önce mutlaka böyle Balnavut diye bağırırım. Buyurun.
Pardon. Şaka yaptım, şaka yaptım. Buyurun. Ferdi Bey, ne oluyor anlamıyorum. Ya... Bence bu projenin ikinci bölümünde eşim uykudan uyanıyor ve her şeyin bir hayal olduğu anlaşılıyor. Aslında gerçekte ben iğrenç bir kocaymışım. Projenin ismi de bu yüzden zaten hayalimdeki koca. Değil mi? Yok, tam anlattığım gibi. Alayım ben onu. Kız! Sen yalan konuşmaya utanmıyor musun ha? He? He, dün akşam öyle ocak başında bıdı da bıdı bıdı da bıdı bıdı da bıdı. He, bak bakayım. Bu kim? Bak bakayım. Bu kim? He? Ama siz bizden habersiz fotoğraflarımızı çekmişsiniz. Bu bir suç. Aa. Size dava açacağım. Aman yarım kilo da börek aç da yiyelim. Arkadaşlar. Ben böyle kendi halimde çok mutluyum ya. Vallahi. Bence siz kendinize başkasını bulun. Buyurun. Buyurun, buyurun. Böyle alalım. Rım ta rım ta rım ta 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 rım ta rım ta rım ta 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 ta. Next. Next ne lan? Yenisi gelsin yani. Verdisi, aldısı herkes gitti. Yine bana kaldı dükkan. Börek kaldı mı? Ha, evet ama kaldırdım. Getirebilirim isterseniz. Kıymalı mı? Kıymalı da var. Paket yapsana bize bir porsiyon. Tamam, getireyim. İki dakika bekleyin siz. Tamam. Ya of ya! Ne oldu aşkım? Karnım ağrıyor. Karnın ağrıyor. Hı. Doktora gidelim mi? Hı. Soğandan oldu galiba. Bir soda vereyim mi sana? Kokuyor. Soda? Evet. Yani daha akşamüstü balık ekmek yemiştin. İşte ondan oldu galiba. Soğan gaz yaptı. Peki tamam. Var mı başka istediğim bir şey yapayım yani? Ayaklarım da üşüyor. Ayakların üşüyor. Tamam, bekle, ben şimdi geleceğim, tamam? Çabuk gel ama. Beni burada yalnız bırakma. Yok, geleceğim hemen. Öyle bir niyetim yok. Oy. Çabuk. Tuğçe, o adamı bırakacaksın kızım. Ya nesi var baba, anlamıyorum. Emre'yi dövdün, Oğuz'u kovdun. Şuursuzluk yapma bana Tuğçe, bak babam var karşında ya. Ya baba ne yapayım? Sen ne istersen ben de onu yapıyorum. Ciddi düşündüğün biri varsa getir tanıştır dedin. Ben de tanıştırdım işte. Tanıştırdın da yavrum, tanıştırdığın adam ilk insan çıktı. Adam mağara adamı, mağara adamından hallice hatta. Yani sen öyle diyorsan. Nasıl sen öyle diyorsan ya? Sen adamı görmedin mi? Adam senden kaç yaş büyük? Sen beğen diye ben de olgun olsun dedim. Yavrum, kızım bak, bu adam olgun değil. Bu adam babaç. Babaç böyle. Ben babaç istemiyorum Tuğçe, bitti. Peki baba. Ya sen bitti demeden bitmez çünkü. Madem bitti diyorsun, ne yapayım? Ya ne gülüyorsun? Şimdi ne gülüyorsun? Şimdi niye gülüyorsun? Pardon babacığım, sinirlerim bozuldu. Oğlum siz cins misiniz ya? Ne yapayım abi? Ha? Ne yapayım? Seviyorum kızı. Ya seviyorsun da tamam da o kadar laf söyledin adama.
Yok ben ilgilenmiyorum, yok öyle bir şey yok. Vır vır, bık 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 bir torba konuştun. Meğer kancayı takmışsın. Vallahi billahi öyle değil abi ya. Vallahi öyle değil. Yani bir anda oldu böyle. İstemeyiz istemeyiz derken bir anda bir şey oldu işte böyle. Yani açılmadık bile birbirimize. Tamam işler doğal bir şekilde ilerlemiş. Öyle açılma falan olmazmış zaten de. Nedim, seni bağırtır bağırtır. Biliyorum değil mi? Mahallenin ortasında tak. Yandım anam diye bağırırsın. Yani işte o beni bağırtmasın diye ben onu bağırttım abi. Görkem'i yolladım. Hani bir laf vardı ya ölümde sıtmaydı falan. Ölümü gösterip sıtmaya razı et. Aynen öyle. Yani planım bu. Bu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Başka bir şey var mı böyle hayatımla ilgili düzene koymamı istediğin? Var, istediğim bir şey var. Hele o adamla bir daha görüştüğünü göreyim. Ne yaparsın babacığım? Onu da mı döversin? Döverim. De döverken tam böyle o kelinin şavkı yüzüme vurur da elim zıtar da ıskalarım diye çekiniyorum. Yoksa elimde kalır bak. Benim başım belaya sokma. Gülme. Tamam. Ama gülme. Tamam. Nedim abiye Allah aşkına git Oğuz'la evlen dedirtebilmek için kurdum yani bu oyunu. Senin de desteklerini bekliyorum. Hatta büyük bekliyorum yani verirsen. Varım lan. Hey, varım. Nedim'e gününü gösterelim İlhan kardeşler olarak. Daha. Ya yine de olmaz derse? Olmaz derse yapacak bir şeyimiz yok abi. Kore'ye kaçacağız. Aa, nasıl? Bildiğin konuştum işte Tuğçe'yle. Olmaz demedi. Vay 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 vay, planlar yapılmış. Peki orada Hanaba'da abileri tekrar basmasınlar seni. Yani bir şey olacağını çok düşünmüyorum abi. Bir de cefa çekmeden sefa sürülüyor mu güzel abicim? Ha? Sen söyle. Bir şekilde bir şeyler yapacağız, halledeceğiz işte yani. Oğlum annem çok kahrolacak ya. Hiç bir şey olmaz abicim. Annem artık eskisi gibi değil. Fark etmedin mi? Seni bile aramıyor. Niye aramıyor? Doğru diyorsun. Bugün mesela hiç aramadı bile. Türkü dinliyor abi. Türkü'ye sardı bu aralar. Niye acaba? Mahmut. 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 Ya şaka olsun dedik. Bayağı ciddi ciddi. Mahmut. Aşkım. Şşş. Zoru yuttum. Ben kimseye gözükmeden taksiye çıkacağım yine. Arkadaşı aradım, gece vardiyası boşmuş. Tamam. Dikkat et olur mu? Şu halimize bak ya. Yani bunu yazsan roman olur biliyor musun? Hem de en çok satılanlar listesine girer. Sabah 3 milyonu reddettik. Şimdi taksiye çıkıyorum, iyi mi? Yaz aşkım ya. Yaz. Hatta filmini bile çeksinler. Yazsınlar böyle gerçek hayattan uyarlamadır diye. Ben aşkımızın filmini yapmayı tercih ederim. Dünyada 1 numara olur biliyor musun? Dünyanın en vefalı aşkı. Bu Gökçe Irmak mevzusunda arkamda durdun ya. Başkası olsa hemen boşardı beni biliyor musun? Ben bunu hayatım boyunca unutmayacağım Öztür. Sen ne büyük bir kadınsın be. Ya Ferit. Bak, kocasını seven, karısını seven, eşini gerçekten ve sadece seven herkes büyüktür. Ya aşk dediği şey niye var? İnsanı büyütmek için. Vay. Yani durdukça cümle büyüyor biliyor musun? Araba kullanırken sabaha kadar kulaklarımda bu çınlayacak ha. Seni çok seviyorum. Ben de. Çok. Nasıl oldun? Daha iyi misin? Geçti gibi. Hı. Tamam, biraz uyumaya çalış o zaman.
Son kez dedin diye geldim. Ne söyleyeceksen söyle, sonra gideceğim. Senin yüzünü bile görmeye tahammül edemiyorum çünkü. Damla, bak beni geçmişimden dolayı yargılayamazsın. Ya takdir edersin ki senden önce de bir hayatım vardı benim. Geçmiş değil, devam eden bir hayat. Ben o hayata sonradan dahil olmuş oldum sadece. Ve eğer o kız olmasaydı benim hiçbir şeyden haberim olmayacaktı. Yüzüme bakmayacak mısın? Biraz medeni olmaya deneyebilirsin diye düşünüyorum. Hı? Eda güzel bir kızdı. Eğitimliydi. Sosyal çevremde bir yeri vardı. Ve ben de onunla bir ilişkiye başladım. Ama sonrasında bunun yanlış olduğunu anladım. Tamam? Aman ben ne salak bir insanmışım ya. Ne kadar salakmışım. Bana doğru yol gösterdiğin için sana şükürler olsun. Taksiye çıkıyorum ya. Gece vardıyız. Malum kızın okul parası. Bana bak oğlum. Aramızdaki anlaşma bozuldu falan diye düşünme sakın ha. Suçu üstlenememiş olabilirsin. Ama ben senin kızının okul parasına desteği çıkacağım oğlum, merak etme. Zaten çok yakında acayip zengin olacağız. Hiçbirimizin nakit sıkıntısı kalmayacak. Hepinize destek çıkacağım, hepinize oğlum. Benim hayalim lan bu. Benim param olsun var ya. Ben hepinize var ya dünyaları alırım be. Hey git. Eyvallah dayım. Senin güzel kalbin yeter be. Nereye böyle? Nereye? Yürüyüşe çıkıyorum ben akşamları bu saatlerde genellikle. Temiz hava alıyorum. Gece yatmadan evvel hani rahat uyuyayım diye biliyorsun. Nefes. Bu saatte. Bu saatte daha dingin, daha güzel oluyor etraf. Temiz hava. İyi tamam. Hadi görüşürüz. Hadi. Allah kolaylık versin. Sağ ol. Ay yavrum benim be. Ey yeğenim benim be.
Rasim amca. Ha. Sen ufak ufak toparlan. Ufak ufak toparlanayım mı? Evet. Ben... Hakim Bey'i çağırmış. Hakim Bey mi çağırmış? Evet. Hadi hayırlısı. Hayırlısı. Dayı, ben gelemeyeceğim ya. He, bu vardiyayı vereceğim arkadaşım 2 saat gecikecekmiş de. Arabayla turlayacağım mecbur. Dükkan size emanet, tamam? Tamam, tamam yeğenim merak etme. Biz teyzenle dükkandayız, idare ediyoruz zaten. Ha, birazdan da Kaan gelecek, tamam mı? Hadi işin gücün rast gelsin. Allah'a emanet. Sağ ol dayı, sağ ol. Sağ ol dayı. Hadi görüşürüz. Geç hocam. Çocuk var ya, taksiye bile çıkıyor ya. Yemin ediyorum, içim parçalanıyor. Abicim hiç olmazsa rızkı için çalışıyor. Yani başkalarının sırtından yürümüyor. Fidan, bak seni patatesli böreğe harç yaparım ha. Kolaydı sanki o. Kız, niye geldi bunlar? Bir dakika, bunlar geçen gün de gelmişlerdi ama sivildi. Hatta kıymalı börek paket yaptırdılar bunlar. Ne zaman? Sen yoktun. Onu anladık bıngıldağı yumuşak. Olsam ne zaman demem zaten. Hayırlı işler, kolay gelsin. Aha, oldu o zaman. Hayırlı işler. Siz çıkmayın, kalın. Ha, yok, ben abisiyim. Öyle hal hatır sormaya geldim. Lak laka yani. Kalın, işlem yapılacak. Kalın işlem yapılacak. Ne işlemi? Avukat hanım, hakim bey beni saldı. Çok çabuk saldı. Ben de hazırlıksız yakalandım. Hemen Sina abiyi arayayım da gelip sizi alsın. Yok yok, çok teşekkür ederim. Ben şimdi bir taksi çevirir giderim. Sina buraya gelene kadar ben evimde olurum. Nereden, buradan mı, nereden gidiyoruz? Tamam. Böyle, tamam. Şey oldu, bunu şey yapmamız lazım abi. Taksi. Sen geçin tarafa. Beyefendiyi Bahçeşme Mahallesi'ne götürür müsünüz? Tabii. Ya ben verirdim avukat hanım. Zahmet oldu. Sağ olun. Şoför efendi oğlu. Buyurun, evet. Bu gazete bugünkü mü? Doğru, doğru, bugün. Aa, İstanbul'da tek toynaklı et skandalı. İnsan sağlığını hiçe sayan bir takım caniler kaçak olarak kestikleri binek hayvanlarını ucuz fiyata sağlıksız koşullarda satarken suçüstü yakalandı. Ah, görüyor musun işte bunlar? Bunlar halk düşmanı. Neyse ki ben eti bizim Sametdin alırım, tanımış, bilmiş bir adam. Ne eti verirse bir adam alsa onu da götürürler at etirdim, eşek etlerini. Ben de onu alırım, kıymaya katarım, hadi. Razım efendi, işte at etli kıymalı börek yapıyor diye. İşte, Allah'ım, 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 Allah'ım
Ne anda gülüp yatan hala. Allah korusun, Allah korusun. Ne oldu Fidan, hayırdır? Henüz bir açıklama yok Zühtü abi. Açıklama yapılacak. Peki. Buyurun, buyurun. Bağçeşmeliler, bir açıklama yapılacak. Buyurun. Yaklaşık 40 yıldır namusumuzla çalıştırdığımız dükkanımız hakkında hiçbir açıklama yapılmaksızın bir işlem yapılıyor. Açık net. Yani itibarımızla oynanıyor. Altını çizerek söylüyorum. Ve tabii ki bu da bize bir dava hakkı kazandırıyor. Zaten ben bu açıklamamı da tüm yasal haklarım saklı kalmak kaydı şartı ile yapıyorum ki memur arkadaşlar da benim hukuk bilgimin ne kadar ciddi boyutta olduğunu kurduğum cümlelerden aynen sizler gibi anlayabilir. Bilmem anlatabildim mi? Tabii tabii. Sina ya. Bu ev çok kötü ahşap kokuyor. Yani ben bütün gece hiç uyuyamadım. Yani Damlacığım, bu mahalledeki bütün evler ahşaptan. Yani bu konuda ne yapabiliriz? İşte diyorum ki ben de. Buradan taşınalım diyorum. Sen bir tane rezidans tutarsın. Böyle her yeri cam. Cam olduğu için de hiç kokmaz. Ama bu olmaz. Ya nasıl olmaz ya? Nasıl olmaz? Hani sen bundan sonra benim her istediğimi yapacaktın? Hani ben bu dünyanın en mutlu kadını olacaktım? Rasim baba yokken bunu Canan anneye nasıl söyleyelim ya? Yani kadının yüreğine iner. Haksız mıyım? Öf! Öf de yani. Ne yapalım? Mesaja bak. Ne oldu? Rasim baba çıkmış. Gerçekten mi? Evet, çıkmış. Hadi gel annene haber verelim, hadi gel. Gel hemen gidip annene haber verelim. Yavaş. Anneciğim. Anne. Ah, anneciğim, müjdemi isterim. Ya ne müjdesi Sina ya, böyle müjde mi olur? Damla, bundan iyi müjde olur mu ya? Ya tamam da annem bunu duyduğuna hiç de sevinmeyecek ki bir kere. Çok üzülecek hatta. Anneciğim, şimdi şöyle bir durum var. Bizim ev o kadar kötü kokuyor ki. O yüzden siz... Anneciğim, amcığım, ne yapıyorsun? Anneciğim, Damla dün gece uyumadı da biraz saçmalıyor. Ne yapıyorsun? Konu şu. Rasim baba çıktı. Evet, hatta şimdi mahalleye ve dükkana girmek üzere. Ne diyorsun oğlum? Evet anneciğim. Hadi gelin. Geçin, 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 geçin. Ya bakın, hiçbir şey yok ortada ya. Allah Allah. Ne yapıyorsun? Niye bu muamele? Anlamıyorum ki ya. Gelip bizi mi buluyorsunuz arkadaş? Ya Adnan, ne oldu? Ya yine bir mühürlenme olayıyla karşı karşıyayız ya. Ya inşallah geçen sefer evimizin mühürlenme noktasında yaşananlar yaşanmıyordur diyorum. İnşallah bir yanlış anlaşılma vardır. Şunu imzalayın. Kardeşim Fidan imzalasın, o sigortalı çalışanımız. Buyurun. Bu iş yeri gıda mevzuatında yasaklı ürün kullanılmasından dolayı mühürlenmiştir. Nasıl yani? Nasıl yani? Ne demek oluyor? Yasaklı ürün tek toynaklı hayvan etidir. Sen ne yaptın? Ya, beni kim yaptı? Olur mu böyle bir şey? Bana satana gidip mühürlesinler. Ben ne yaptım ki onlara? Gidip onlara... Benim ne alakası var? Gidin onu mühürleyin. Bana satanı mühürleyin. Enişte! Yapmaz! Canan. Canan abla. Yakalayın Canan'ı. Günay kovun. Günay abla. Günay abla.
Kurban bak, kurbanın olayı bana yardım et. Allah aşkına. Yoksa beni de kıyma yapar. Sonra da zabıtalar işletmede Adnan eti var diye mühürlemeye kalkarlar. Basının eline düşeriz. Bir hafta bizden var ya nasıl haber yaparlar? Aa, belli değil. Sakla beni. Sakla beni diyorsun. Aman diliyorum senden. Daha ne yapayım? Kurtar beni ya. Aman çok vicdanımsız dedi. Abla kendine gel. Dur, dur. Sen. Dur. Tamam.